Arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. Trigonometri kampında bugün sizlerle birlikte 52. sayfada bulunan, 53. sayfada bulunan birinci testi çözeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz konu anlatımlarımızın tamamını tamamladık ve artık testlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Testlerimizi çözeceğiz ve fasikülümüzü, kampımızı tamamlayacağız. Umarım sizler için faydalı bir konu anlatımı olmuştur. Elimden geldiğince sizlere var gücümle açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım ki videolarımda sürelerinden bu belli oluyordur. Evet şimdi ise sorularımızı çözeceğiz. Umarım bu testte e, karşınıza gelen sorular sınavda da karşınıza gelmesi ümidiyle trigonometri kampımızın kitabını 128 sayfadan oluşan ve 4 net garanti eden kampımıza sevgili arkadaşlarım katılmak için açıklama kısmından kitabımızın satış linki mevcut. Buradan tek tıkla satın alabilirsiniz diyelim ve artık geçelim testimize. Evet aynı testlerin çözümleri Mert Hoca YouTube kanalında ve Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında da hem Mert hocanız hem Kenan hocanız çözdü. Şimdi e, bir de ben çözüyorum arkadaşlarım. Aşağıda birinci soru. Aşağıda AOB yönlü açısı verilmiş. Buna göre negatif yönlüdür diye söyleniyor. Şimdi bakıyorsun saat yönü. Saat yönü neydi? Negatif yöndü. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Ben şu tabletin yerini bir düzeltmek istiyorum. Tamam. Başlangıç kenarı OA'dır demiş. Bitim kenarı da OB dir demiş. He, şimdi bak burada birinin burada çubuğu var yok birinin burada çubuğu var. Arkadaşlar açılar biliyorsunuz ışınlardan oluşuyor ve ışının gösterimi ise şudur. Dolayısıyla başlangıç kenarı mı ona bakalım. OA demiş bak OA ışını buradan başlıyor başlangıç çünkü açı buradan başlıyor. Burası başlangıç burası bitiş kenarı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım OA başlangıç kenarıdır ışındır. Bitim kenarları kenarı OB doğru parçasıdır demiş. Bu bir doğru parçası değil. Bu bir ışın. Dolayısıyla ne kadar OB e, bitimse, bitim olsa da burada doğru parçası olarak gösterdiği için yanlış diyeceğiz. Doğru cevabımız ise C şıkkı olacaktı. Devam edelim ikinci soruyla. Bazı elektronik cihazlarda sabit bir eksende bir dakika içerisinde gerçekleştirilen tam tur dönme hareketi sayısı RPM ölçü ile ifade edilmektedir. Yukarıdaki DC motor 480 RPM hızla döndüğünde 1 bölü 720 saniyede kaç derecelik açı kadar dönmüş olur? Şimdi bak 1 dakikada diyor 1 dakikada içerisinde gerçekleştirilen tam tur dönme hareketi sayısı RPM'ymiş. Şimdi Yukarıdaki DC motor 480 RPM ile yani 1 dakikada 480 tam tur atıyor. Dolayısıyla kaç derecelik bir açı tarar? 480 çarpı 360 e, derece açı tarayacaktır. Şimdi bize diyor ki 1 bölü 720 saniyede. Bak bu 60 saniye. 60 saniyede bu kadarsa 1 bölü 720 saniyede ne kadardır diye sormamız lazım bizim. Yani bununla bunu çarpıp buna böleceğiz. Ben eğer 480 çarpı 360 ile 1 bölü 720'yi çarparsam bu gelir. Yani bir de bölü 60 diyeceğiz. Onu da şöyle 1 bölü 60 olarak gösterelim. Şuraya de çarpı diyelim. Tamam şimdi ne yapacağız? 360'da 720 sadeleştirdim. 2 60'da 480'i sadeleştirdim. 8 kaldı. 8'i 2'ye böldüm. Doğru cevap 4 oldu. Demek ki 4 olacak sevgili arkadaşlarım. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet, devam edelim. 3. sorumuzda bir ABC üçgeninde 42 derece 48 dakika ve 6 saniye ve CAB'de 46 derece 36 dakika açı ölçüleri veriliyor. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi C açısı budur demiş. Bakalım. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. E, haliyle ben şunla şunu toplarım 180'den çıkardığım takdirde cevabı bulurum, C'yi bulurum. Bakalım C onu veriyor mu? 42 derece, 48 dakika ve 6 saniye var elimizde. Bir de 46 derece, 36 dakikamız var, Sıfırda da saniyemiz var. Önce bunları bir toplayalım güzel. Burası 6 saniye yapar. E, 48 ile 36'ın toplamı 84'tür. 84 de. 60'a bölümünden kalan 24 olduğu için 24 dakika burada kalır. 1 dakika sol tarafa devreder. Bunları toplarsam 88 bir dakikada devretmişti. 89 derece yaptı. Şimdi ben ne yapacağım? 180 dereceden bak. 180 derece. Saniye 0 dakika ve 0 saniye. Bundan neyi çıkarmam gerekiyor? 89 derece. 24 dakika ve 6 saniyeyi çıkarmam gerekiyor. Şimdi ben... Şuradan 10'luk almam gerekiyor ya. 10'luk dediğim şey de aslında 60'lık alacağız. 60'a yürü çalışıyoruz ya. Yani. E bunda yok. Bu da bundan 60'lık alacak. O halde burası 179 kalır bak. Şurası 179 olur. Sonra şurası 60 oldu ya bir tanesine verecek 59 oldu. Artık burası 60'tır diyebilirim. 60'tan 6'yı çıkardım 54. Saniye. 59'dan 24'ü çıkardım. 35 dakika ve 179'dan 89'u çıkardık sevgili arkadaşlarım. 90 derece geldi. Şöyle çıkarma işlemi de koyalım. Demek ki C açısı buymuş. Bakalım doğru mu? Doğru. O halde birinci de doğru olacak. B açısını 3'e böl, A açısını 2'ye böl, topla bunu bulursun demiş. Şimdi B açısını ben 3'e bölersem şunu. 6, 48, 42 hepsi 3'e bölünüyor. E 42'yi 3'e bölersem 14 gelir. 48'i 3'e bölersem 16 dakika. 6'yı 3'e bölersem 2 saniye. A, ha, pardon özür dilerim bu A'ydı. Yo B'ymiş. Tamam tamam doğru. A açısı şurası. Bunu da 2'ye böl. 23 derece ve 18 dakika yapar. Bunları toplarsak eğer 2 saniye. Buna bunu topladım 34 dakika. Buna bunu topladım 37 derece yapar. Doğru mu burası? Yanlış arkadaşlar. Bak burası ne olması gerekiyordu? 34 olması gerekiyordu. Burada 35 vermiş. Yani bu yanlış. B açısının tümleri 47 derece 11 dakika 54 saniyedir demiş. Şimdi B açısı hangisiydi? Şu. Ben 90 dereceden. Yani aslına bakarsan 89 derece. 59 dakika ve 60 saniye. Bu 90 derecenin ta kendisidir. Bundan 42 derece, 48 dakika ve 6 saniyeyi çıkarmam gerekiyor. Şurada 54 kalır. 59'dan 48 çıkardım ama 1 dakika kaldı. 89'dan 42 çıkardım. 47 derece kaldı. Bak bunun tümleri buymuş. Demek ki 3. öncül doğrudur diyeceğiz. Cevabımız da D şıkkı olacak. Peki devam edelim 4. soruyla. Derece türünden tam sayı olan bir açının radyan türünden değeri x çarpı pi bölü y'dir denilmiş. x çarpı pi bölü y 180 dereceden küçük olup x ve y aralarına asar rakamlar olduğuna göre kaç farklı y ikilisi vardır diye soruluyor. Şimdi öncelikle x çarpı 180 bölü y'nin 180'den küçük veya eşit olabilmesi için tek şartımız x'in y'den küçük veya eşit olması. Bu bir bu cepte. Daha sonrasında e, burada x çarpı 180 bölü y radyan madem bana tam sayı olan bir derece belirtiyor. Tam sayı olan bir derece belirtiyor. O zaman kendisi de tam sayıdır. O halde gençler ben diyorum ki y burada 180'i bölüyor olabilir. Ya da y x'i tam bölecek ama y x'ten büyük veya eşit olduğu için y'nin x'i tam bölme gibi bir lüksü şu an yok. Yani sadece eşit olabilirlerse bölürler, bölerler. Onlar da zaten aralarında asal olamaz. Şimdi aralarında asallık muhabbeti varsa o zaman bunlar eşit de olamaz. Değil mi? Şurayı sildik. Sile, silemedim. Bak silemedim orayı. Silmek istiyorum. Heh. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Hocam e, y sayısı 180'i tam bölmeli ve rakam olacak. Hangi y'ler olabilir? 1 olur hocam. 1 olur. 2 olur. 3 olur. 4 olur. 5 olur. 6 olur. 7 olmaz. 7 180'i bölmez. 8 de olmaz ama 9 tam bölecektir. Doğru mu? Doğru. İşte güzel. Geldim buraya. Y 1 ise x 1 olur. Ve böylelikle aralarında asal olur. Ama x y'den küçük olduğu için ne diyeceğim ben? Ee, bunlar kesinlikle ama kesinlikle bak x 1 ise y de 1. E bunlar aralarında asal. E burada zaten 1 1 yerine yazarsan 180 180'den küçük veya eşit olur. Güzel. Şimdi y 2 ise x ne olabilir? Hocam 1 olur. 2 olmaz mı? Olmaz. Aralarında asal olmaz. 3 iken 1 ve 2 olabilir. 4 için bakıyorum. 1 olabilir. 3 olabilir. 5 iken bakıyorum. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olmaz. 6 iken bakıyoruz hocam. Hop şuraya çektim. 6 iken 1 olabilir. 2, 3 olmaz, 4 olmaz, araları nasıl olmaz? 5 olur ama. 9 için bakıyorum. 1 olur, 2 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olmaz, 7 olur ve 8 olur. Başka da bir şey olmayacak. Pekala. Burada kaç tane ikisi ikilisi oluştu? Bak şurada 6. Şöyle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. Oha doğru cevabımız D eşit olacaktı diyebiliriz. Geçtim 5'e. Birim çember üzerinde. Aha da böyle bir nokta varmış. Buna göre K ve R pozitif tam sayılar olmak üzere. Kök içinde K artı R işleminin sonucu en az kaçtır diye soruluyor. Çember, birim çember üzerindeyse bu nokta. Demek ki birim çember denklemini yani X kare artı Y kare eşittir. Biri sağlayacak. Bak bu X bu da Y olduğuna göre. 40'ın karesi bölü 41'in karesi. Artı k'nın karesi bölü 4k artı r'nin de karesi ne olacak? Bize birim çember olduğu için 1'i verecek. Şimdi şunu şu tarafa sallayalım. k'nın karesi bölü 4k artı r'nin karesi dedim. Açmayacağım böylece kalsın. Şimdi 1 eksi 40 bölü 41'in karesi dedik. Bu da burası birim karesi olduğu için 1 eksi 40 bölü 41 çarpı 1 artı 40 bölü 41'i verir bize. Buradan, burada ee, birden 40 bölü 41'i çıkarırsam 1 bölü 41 gelir 1'e 40 bölü 41 eklersem o da bize neyi verir 81 bölü 41'i verir üst taraf 9'un karesi alt taraf 41'in karesi tamam mı ve bu da neye eşitti işte buna k'nın karesi bölü 4k artı r'nin karesini veriyordu çok güzel hocam. Şimdi o zaman şöyle diyebiliriz bak. K kare 9'un karesine eşitse K9'dur. K9 da şurası 36 ya. 36 ya ne eklersem 41 olur 5. Yani R'de kaçmış 5'miş. Şimdi o zaman kök 9 artı 5'i sormuş. Kök 9 3'tür biliyorsun. 3 ile 5'in toplamı da 8'dir. O halde doğru cevabımız da 5 diyebiliriz. Evet devam devam devam. 54. sayfamız 6. sorumuz. Ayşe ve Barış'ın O merkezi dairesel bir parkurdaki konumları aşağıdaki görselde verilmiştir. Ayşe burada Barış buradayken aralarında dar açı 80 dereceymiş. Ayşe bulunduğu konumdan yani şuradaki bulunduğu konumdan saat yönünde 320 derece hareket ediyor. Şimdi tam tur 360 derece olduğu için 320 yani 40 derece eksik hareket ediyormuş tam turdan. Yani nereye geliyor? İşte şuraya geliyor arkadaşlar. Şu tarafa doğru dolanmış hop buraya kadar gelmiş. Tamam. Ayşe'nin yeni konumu burası pekala. Barış ise bulunduğu konumdan saat yönünün tersine 750 derece. Şimdi 750 derecenin esas ölçüsü 360'a böldüğün takdirde kalan 30'dur. O halde aslına bakarsan saat yönünün tersine 750 derece hareket etmekle saat yönünün tersine 30 derece hareket etmek aynı şeydir. O halde şuradaydı ya şöyle bir şey yaptı. Bak burası da kaç oldu? 30 oldu. E burası da 40'tı. O zaman burası da kaçtır? 40'tır. Pekala az önceki ar aralarında 80 derece bir fark vardı. Şimdi 70 derece bir fark oluyor. Bu hareketleri sonucunda Ayşe ve Barış'ın aralarında oluşan AOB'de açısının ölçüsü az önce söyledik. Bak şurası 70 derece olacakmış. 7. soru aşağıda orijin merkezi birim çember verilmiş. AOD ile şurası birbirine eşitmiş. B noktasının ordinatı eksi 4 bölü 5'miş arkadaşlar. Bak şurası eksi 4 bölü 5. O halde şurasının kaç olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 3 bölü 5 olması gerektiğini söyleyebiliriz. 3, 4, 5 üçgeni den mütevellit. Tamam oran olarak. A noktasının koordinatları toplamı sorulmuş. E şimdi şurası 3 bölü 5 değil mi? Bak şurası 3 bölü 5. O zaman bunun gördüğü de 3 bölü 5'tir. Bak şurası. O zaman şurası da 4 bölü 5 yapar. Koordinatları toplamı sorulmuştu. 3 bölü 5 ile 4 bölü 5'in toplamı 8 bölü kaç yapar? Yok 7 bölü 5 yapar. Özür dilerim. 7 bölü 5 yapar. Cevabımız da E şıkkı olur diyeceğiz. Ve böylelikle işaretleyemedim. Böylelikle 7. sorumuzun cevabına da E şıkkı demiş olduk. Devam 8. A eksi B soruluyor. Hocam bir kere sin pi bölü 3 sin 60'dır yani kök 3 bölü 2'dir. Kosinüs pi eksi 1'dir. Ve tanjant pi bölü 4 yine 1'dir. Ee, devam. Şimdi eksi 1 eksi 1 eksi 2 yaptı. Burada da kök bölü 2'miz var. Onu düzgün yazalım. Kök bölü 2 eksi 2. Bu A. Bir de B'ye bakalım. Kosinüs pi bölü 6 yani kök 3 bölü 2. Eksi tanjant 17 pi bölü 4 demiş. Şimdi 17'nin 4'ün 2 katı olan 8 de bölümünden kalan 1 olduğundan pi bölü 4 tanjant pi bölü 4 de e, artı 1'dir. Kotanjant pi bölü 2 demiş. Kotanjant pi bölü 2 nedir arkadaşlar? Sıfırın ta kendisidir. Çünkü kot 90'dır. Yani kos 90 bölü sin 90. Yani 0 bölü 1'den 0'dır. E, şimdi bu da B. A'dan B'yi çıkar demiş. Ben bundan bunu çıkarırsam kök 3 2'ler gider. Eksi 2'den eksi 1'i çıkarsam eksi 2 eksi eksi 1 olursa eksi 1 kalır. O halde doğru cevabımız da B şıkkı olur. 8. sorumuzun cevabı B'ydi dedik. 9. soru birim çember üzerinde eksi 80 dereceye karşılık gelen nokta A. 11 pi bölü 9'a karşılık gelen nokta B'dir. AB kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle yapalım şöyle yapalım ve sonrasında da bir tane şöyle yapalım. Tamam. Eksi 80 derecenin neresi oluyor? Tam olarak şurası falan. Şurası 10 derece oluyor değil mi? Şurası da 80 derece pekala. 11 pi bölü 9 ne? 11 çarpı 180 bölü 9 dersem çat çat gider 20, 220 yapar. 220 derecelik açıda bak şurada bir yerde 180'den 40 fazla diyebiliriz. Aralarında oluşan açıyı bulabilir miyiz? Bak şurası aralarında oluşan açı 50, 10 daha 60'tır. Şimdi AB kaç birimdir diye sormuş. Bir tanesi burası, bir tanesi işte şurası değil mi? E şimdi hocam bunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Aralarındaki açı 60 mı? 60. O zaman burası da 60. O zaman burası da 60. E bu uzunluk 1 ise 1 ise burası da 1'dir. O halde doğru cevap C'nin ta kendisidir diyeceğim. Geçtim 10'a. Verilen açıların esas ölçüleri bulunuyor. Bulunan bu açılardan herhangi üçü seçilerek bir ABC üçgeni oluşturuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisiyle bir ABC üçgeni ...oluşturulabilir diye sorulmuş bize. Şimdi gençler... ...eksi 280 derece... ...esas ölçüleri bulunuyor önce. 360'dan 280'ni çıkardınız... ...karşınıza 120... ...pardon özür dilerim... ...80 derece geldi. 5 pi bölü 2 demek... ...şunu şuna böldüm 90... ...şurası 90... ...5 kere 90 450 yaptı. Bunun esas ölçüsü 450'den 360 çıkardım... ...90 derece yapar. 1090'ın esas ölçüsü 10'dur direkt karşımıza çıktı aslında 90, 80, 10 dik üçgeni oluşturabilir. 1, 2, 5'i seçersem oluşur. Yani cevap C eşit olacaktı diyebiliriz. Şanslıyız. Şöyle sırayla gidiyordum. Vallahi geldi. Şöyle gidiyordum. Geldi. 10. sorumuzun cevabı C şıkkıydı. Geçtim 55'e. Aşağıdaki merkezil birim çember üzerinde bir AHB dik üçgeni verilmiş gençler. ABH açısı alfa. Buna göre A noktasının apsisinin ordinatına oranı hangisidir diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğim. Şunu şöyle çekersem eğer çemberden kaynaklı burası 2A'dır. Burası 2A ise bak şurasının uzunluğu bak buranın uzunluğu ne olur? Şurası 1 olduğu için kosinüs 2A olur. Buranın uzunluğu da sinüs 2A olur gençler. Ama ve lakin. Şimdi şurası pozitif olduğu için buranın ordinatı sinüs 2A eyvallah. Ama şu bölge negatif olduğu için x ekseninde sol taraf negatif olduğu için buranın apsisi eksi kosinüs 2a'dır. Apsisinin ordinatın oranı sorulmuş. Yani ben eksi kosinüs 2a'yı sinüs 2a'ya bölecek olursam bu da bana eksi kotanjant 2a'nın ta kendisini verir. Eksi kot 2a da e şıkkında verilmiştir diyeceğiz. 11. sorumuzun cevabı da e şıkkı olacaktı gençler. Geçtim 12'ye. Bu sorumuza baktığımızda da A 3 cos x eksi 2 3 eksi 4 b bölü 2 de sinüs x'i vermiş bize. A eksi 2 b ifadesinin alabileceği tam sayı değeri kaç tanedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle e, şu 2'yi karşıya gönderelim. 3'ü de postalayalım. Böylelikle eksi 4 b'nin e, 2 çarpı sinüs x eksi 3'e eşit olması gerektiğini anlarız. Bize eksi 2 b lazım. Bak 2'ye böldüğün takdirde de eksi 2 b'nin aslında sinüs x eksi 3 bölü 2 olması gerektiğini anlayabilirsin. Aynı zamanda a dediğimiz sayı da hatta onu alta yazalım. a dediğimiz sayı da neymiş? 3 çarpı kosinüs x eksi 2 imiş. Şimdi ben hocam şunla şunu toplarsam eğer bak a eksi 2b benim elimde kalmış olur. a eksi 2b tamam mı? E bunları toplayalım hocam. a eksi 2b eşittir. 3 çarpı kosinüs x artı sinüs x'i hemen yanına yazacağım. Eksi 3 bölü 2 ile eksi 2'nin da eksi 7 bölü 2. Yani aslına bakarsan eksi 3 buçuk yapar diyebiliriz. Eksi 3 virgül 5. Peki. Şimdi şu 3 cos x artı sinüs x ifadesinin alabileceği maksimum ve minimum değeri ben hesaplayabiliyordum biliyorsan. Nasıl yapıyordum? Katsayılar bak. Bunun katsayısı 3, bununki 1. O halde diyorum ki 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1. Bunun karekökü kökü kök 10. Kök 10. Maksimum değeri bu. Tamam mı? Minimum değeri de eksi kökon olur diyeceğim buna. E şimdi eksi kökonla kök artı kökon arasında bir değer var ve ben bu değerden 3.5 çıkaracağım. Şimdi eksi kökon ve artı kökon dediğim, kökon dediğim 3'e çok yakın bir sayı ama 3'ten büyük, 3 küsür bir sayı. Eksi kök on da eksi 3 küsür bir sayı olur. Ben bundan, bunlardan 3'er buçuk çıkarırsam eğer, bunlar 3.5 çıkardığım takdirde, e burası 3'e çok yakın olduğu için 3.5 çıkardığım zaman negatife düşer. Yani eksi 0 virgül bir sayı olur. Burası da eksi 6 virgül bir sayı olacaktır. Şimdi burada a eksi 2 benim alabileceği tam sayı değeri kaç tanedir diye sorulmuştu. Alınabilecek en küçük tam sayı değeri eksi 6'dır. Maksimum tam sayı değeri de 0 alabilir mi? Alamaz. Eksi 1'i alır. Niye 0 alamaz? Çünkü 0 şurası ya. Bak eksi 0 virgül küsür sayı şurası. Bir, eksi 1 burası iken. E sayımız e, ee, maksimum burayı alabiliyorsa sıfırı zaten alamaz. Demek ki en küçük en büyük eksi 1 alabiliyormuş. Bu eksi 6'dan eksi 1'e kadar da toplamda 6 tane bizim sayımız vardır. Tam sayımız cevabımız da C şıkkıdır diyeceğiz. Evet altta başka soru yok. Yukarı geçtim 13'e. Aşağıda O merkezli birim çembere KVL noktalarında teğet montajları çakılmış. Teğet olduğunu unutmayalım. K o, A açısı alfa D L de A ya eşit. Yani diyor ki şuradaki uzunluk şuradaki uzunluğa eşittir diyor. Şimdi o iki uzunluk birbirine eşitse ben şu O çekersem şöyle bak şöyle çektim. O zaman gençler burası da kimse kusura bakmasın alfa derecelik bir açı oluşturur. Çünkü bunlar birbirine eşitse zaten bunlar da birbirine eşit. Demek ki bunların oluşturduğu açılar da birbirine eşit olacaklar. Şurası bir birimdi. Bunu da unutmayalım lütfen. Öncelikle şurası alfa ise şu kısım bana sinüs alfayı verir ve böylelikle pf dediğimiz uzunluk. Yani şuradaki uzunluk ki bize de bizim de ihtiyacımız varmış bak burada. pf dediğimiz uzunluk da 1 eksi sinüs alfa olur. Şimdi şurası 1 eksi sinüs alfa o cepte dursun. Tamam mı? Burası 1 eksi sin alfa. Şimdi gelelim şu kısma. Şimdi ben şurası merkez. Abi benim merkezi. E, DL'de teğetti. E, o zaman TT şu şekilde çekilen yarıçap uzunluğu aha buraya dik olacaktır. TYT iniyor çünkü. Şimdi o zaman ben OD uzunluğu ile kosinüs alfa'yı çarparsam 1'i bulurum. Bak. Şurası benim için 90'ın karşısı olduğu için hipotenüstür. Hipotenüste kosinüs alfa'yı çarparsam aha da şuradaki uzunluğu yani 1'i bulacağım. Tamam mı? Şimdi o zaman OD uzunluğunu da 1 bölü kosinüs alfa olarak isimlendirebiliriz. 1 bölü kos alfa. Bu cepte dursun. Daha sonrasında, daha sonrasında DL uzunluğu AK'ya eşitti. E AK'yı nasıl bulurum ben? Onu da şöyle bulurum. OD çarpı sinüs alfa yaparım burayı da. OD neydi? 1 bölü kos alfa. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Bak iyi dinle. AK uzunluğunu ben OD çarpı sinüs alfa olarak hesapladım. Tamam mı? Hatta parantezi de gerek yok. Artı od uzunluğu da od'ydi zaten. Bunu bir eksi sinüs alfa ile çarp demiş bana. Çarparız da önce şurada bir od parantezine bir alalım güzelce. Bir artı sinüs alfa gelsin. Bir artı sin alfa ile bir eksi sin alfayı çarparsam bir eksi sin kare alfadan kos kare alfa yapar burası. Hocam od uzunluğu e o da canım bir bölü kos alfaydı. Yani o zaman kos alfayla kos kare alfadan bir tane sadeleştirirsem cevap elimde kalır. Kos alfa bize cevabı verir. Doğru cevap B şıkkı olacaktı sevgili gençler. Güzel soruydu, sağlam soruydu. Mina diye bir arkadaşımız var. Defterine merkezi orijin olan bir birim çember çiziyor. Biz de çizelim o zaman. Ne var ki yani? Öyle yaptık mı? Al sana birim çember. Merkezi de orijinde. Tamam. Daha sonra pergelinin sivri ucunu orijine koymuş. Kalem e, olan ucunu da birim çember ile x ekseninin negatif tarafının kesiştiği noktaya yerleştirerek bak x ekseninin birim çemberle x ekseninin negatif tarafının kesiştiği yani şurası. Buraya koymuş 1755 derecelik pozitif yönlü açı çizmiş. Şu tarafa doğru 1755 derece çizmiş. şimdi bu 1755'i şöyle 360'a bölelim de esas ölçüsünü bulalım. 1755 tane saymayalım derece değil mi? 1800 olsa tam bölünür. O zaman 4 defa var. 1440 yapar burası. Hadi çıkaralım. 5 1 3. 315 dereceymiş. Yani 1755 yerine 315 derece çizebilirim. Hatta hatta 315 derece pozitif yönlü çizmek yerine 45 derece negatif yönlü çizersem de aynı şeyi bulurum. Yani buradan bu tarafa doğru bak. Şöyle koyup bu tarafa bu tarafa bu tarafa 1755 gitmek yerine başta bu tarafa doğru 315 gitmek aynı şeydir. Hatta ben diyorum ki 315 derece bu tarafa doğru gitmeye uğraşmayalım. 45 derece bu tarafa doğru gidersek de aynı şeyi buluruz biz. Güzel kardeşim. Şurası 45. Şimdi buna göre bu tarama işlemini yapan Mina durduğu noktanın koordinatlarını çarparsa hangisini bulur? E durduğu noktanın koordinatlarında ne var hocam? Şurası eksi kosinüs 45 şurası da sin 45 zaten. E şimdi sin 45 kök 2 bölü 2. Öteki de eksi kök 2 bölü 2 idi. E çarparsanız buraya ne gelir? 2 bölü 4'ün eksilisi yani eksi 1 bölü 2 gelir. Doğru cevabımız da aha da burada C şıkkındadır deriz. Evet 14. sorumuzu çözdük. Cevaba C dedik ve böylelikle devam ediyorum. Diğer sayfamda 15. soruyla. Böyle soruları seviyorum. Aşağıda O merkezli birim çember verilmiş. P, t T değme noktası. K h, o, dikmiş arkadaşlar. L O de alfaymış. Boyalı bölgenin alanının alfa türünden eşit soruluyor. Şimdi Öncelikle şurası, yeşille gösterdiğim yer var ya, bir kere şu kısım kosinüs alfa olacağından bir eksi kos alfadır. Şimdi ben buraya buradaki yamuğun, e, pembe renkli yamuğun yüksekliği diyeceğim. Bu bir. Şurası zaten tanjant ekseni olduğu için burası tanjant alfadır. Şu da zaten sinüs alfaydı. O zaman diyor ki bana, üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bir eksi kos alfa, Bölü 2'yi bul diyor bana. Bölü 2'yi bul diyor. Tamam. Şimdi e, ee, yapalım bakalım. Sinüs alfa artı tanjant alfayı ben S artı S bölü C biçiminde yazarım. Yazdıktan sonra da S C artı S bölü C gelir. S parantezinde 1 artı C bölü C gelir. Bunu da 1 eksi C ile çarpacakmışım ya. 1 eksi C ile 1 artı C'nin çarpımı 1 eksi C kare yapar. 1 eksi cos kare x. Ben bunun sin kare x eşit olduğunu biliyorum. Bak burası neymiş? S kare. O halde s çarpı s kare bölü c yani s küp bölü c gelir üst taraf. E bölü ikisi vardı o zaman şuraya da 2'yi eklerim. Sin küp alfa bölü 2 kos alfa bana cevabı verir. O da bak nerede biliyor musun? Sen göremiyorsun da ben görüyorum. Cevap D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Bu kaçıncı sorumuzdu bizim? 15. sorunun cevabı da D şıkkı oldu dedik. Devam. 16. Aşağıdaki kale çaplı yarım daire ile dik üçgen biçimdeki iki renkli kağıt verilmiş. Kale de AB'ye neymiş? Eşitmiş. Şimdi şu şuraya eşit. ABC üçgeni ok yönünde bir miktar hareket ettiriliyor. B ve L noktaları üst üste geliyor. Aynı zamanda üçgenin AC kenarıyla dairenin kale yayın D noktasında kesişiyor. Şimdi bu üçgeni şöyle kaydırdığımızı düşünelim. Hop şöyle yaptık. Ve de şöyle yaptık tamam mı? Şimdi D noktasında kesişmişler üçgenle daire ve e, şurası A'ymış. AD şurası C ya yani DC'nin 4 katıymış. Yani ben şimdi şuraya 4 dersem mesela burası 1 olur tamam mı? Şunu da şöyle çekersem eğer çekersek şurası eğer 4M ise burası M olacaktır. 4'e 1 oran olduğu için. Kabul. Peki şimdi gençler e, madem bu, bu şekilde ben diyorum ki şunu şöyle çekersem şurası dik olmaz mı? olur. Niye? E, çapı gören çevre açıdan kaynak. Şimdi tanjant BAC soruluyor. Yani şuradaki açının tanjantı soruluyor. Ben eğer ben eğer bu uzunluğu bulursam şuraya oranların cevabı bulurum. Değil mi? Bu uzunluğu bulmak kolay değil mi? Kolay öklitten. Şununla şunun çarpımı 4M kare. Kare kökü 2M'dir. Demek ki 2M'nin 4 m'ye oranı 1 bölü 2 yapacak. Cevap da aşık olacak diyebiliriz. 16. soruyu çözdük. Geçtik 17'ye. Şu kısmı sileceğim. Yoruma yoluma devam edeceğim. Şurada. aşağıda tekeri çember şeklinde olan bir akrobasi bisikleti gösterilmiş. OK 18. Yarı çapı 18'miş tekerin. Tekerin yarı çapı şurası 18'miş. Yazalım. Teker T noktasına zemin teğet. K noktasının zemini olan uzaklığı tekerin yarı çap uzunluğunun yarısıdır. Yani şurası arkadaşlar yarı çap uzunluğu 18 ise burası 9'muş. Ama unutma ki burası hala 18. Pekala. K noktasının OT'ye olan uzaklığı. Yani şurası soruluyor arkadaşlar. Şimdi gayet basit. Niye? E şurası 9, burası da 9 olacak zaten. E şurası 9'sa burası 18'se. Demek ki burada şurası 30'muş. 30'un karşısı 9'sa. 90'ın karşısı 18'miş. 60'ın karşısı da 9 köküç olur. Demek ki cevabımız da C şıkkında verilmiş diyeceğiz 17. sorumuz için. Evet. Devam ediyorum 18'de. Ne demiş? Bir trigonometri gözleştik sorusu. 1 artı sin x bölü cos x artı cos x bölü 1 artı sin x demiş. Ha şimdi burayı 1 artı sin x de genişleteceğim. Burayı da cos x de genişleteceğim değil mi? Şunu şuna çarparsam 1 artı sin x'in karesi gelir. O da 1 artı sin kare x artı 2 sin x'tir. Şunu da şunu çarparsam da artı cos kare x gelir. Bölüğü alt kısımda da e, cos x parantezinde 1 artı sinüs x kalsın şimdilik bakalım. Dağıtmak ihtiyacımız olursa dağıtırız. Şimdi cos kare x ile sin kare x'in toplamı 1'di zaten. 1 artı 1 2 yapar. 2 ile de bunu toplarsam 2 parantezinde 1 artı sinüs x geliyor. Bak 2 dağıtmamışız. Alt tarafta ne var? Kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x var. Şunlar Jortingen. O halde cevap 2 bölü cos x olur. 2 bölü cos x şıklarda yok. Ama sen 1 bölü cos x'in. Şimdi 2 bölü cos x 2 çarpı 1 bölü kosinüs x demek ya. 1 bölü kosinüs x de biliyorsun ki sekant x'ti. Demek ki cevabımız 2 sekant x olacakmış. Yani cevap c şıkkında verilmiş dedik. Bir diğer sayfa 19. soru. Aşağıda ABCD karesi biçimindeki bir pencere görseli verilmiş gençler. AKMN yani şuradaki kare NML'de birer dikdörtgenmiş. AK eşittir sinüs x. AK nere? Şura. Burası kaçmış? Sinüs x. Tamam. KM, ML, BK. Şimdi KM, ML ve BK. BK nere oluyor? BK şurada. Heh. Bunlar birbirine eşit. Ve hepsi kosinüs x'miş. Hmm. Tamam şöyle yazalım o zaman. Kosinüs x, kosinüs x, kosinüs x diyelim. O zaman şurası da 2 kosinüs x mi olur? Tanjant x ifadesinin değeri soruluyor. Peki şimdi bu neydi? Bir kare miydi bu? ABC'de kareydi değil mi? O zaman sin x artı cos x e bize zaten 2 cos x'i vermeyecek mi? E verecek hocam. Yazalım. Sin x artı cos x eşittir. 2 cos x ise o zaman sin x nedir? Tabii ki kosinüs x'tir. Sinüs kosinüs eşitse sinüs kosinüs eşitse demek ki bunlar 45 derecelik açılarmış. x 45 derece ise tanjant x sorulmuştu ya tan 45 sorulmuş. Tan 45 kaçtır? 1'dir. O halde cevabımız da c şıkkıdır diyebiliriz. Devam edelim 20 ile gençler. Bunların hangileri doğrudur diye sorulmuş. Kosinüs 120 ikinci bölgede olduğu için negatif. Sinüs 150 pozitiftir çarpımları negatiftir doğru. 225 üçüncü bölgededir tanjant üçüncü bölgede pozitif. Kosinüs ikinci bölgede negatifte artı ile eksinin çarpımı pozitif yapmaz negatif yapar yanlış. 135 derecelik açının sekant 1 bölü kosinüstü ya. Kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için burası negatif. Kosekant kaçıncı bölge bak bura dördüncü bölgede. Kosekant da bir bölü sinüstü. Sinüs dördüncü bölgede negatiftir. Negatifle negatifin çarpımı pozitiftir. Doğru demek ki doğru cevabımız 1 ve 3 olacakmış. Yani cevap D'ymiş gençler. 20'yi de çözdük. Devam ediyorum. 21 ile. Şimdi aşağıda diyor 3,5 metre uzunluğundaki AB direğiydi. Peki C noktasından kırılarak yanındaki duvara devrilmiş halinin görseli verilmiş. Duvarın zeminden yüksekliği 1 metre duvarın zeminden yüksek. Şura 1 metreymiş. Sekant alfa da 17 bölü 18'miş. Tamam. Olduğuna göre duvarla direk arası olan DE kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi ben buraya 100 santimetre diyeyim 1 metreye. Şunu şöyle çekelim. Hop çektim. Dik çektim tamam mı oraya. Sekant neydi sekant? 1 bölü kosinüs müydü? O zaman kosinüs alfa nedir? 8 bölü 17'dir. Şimdi burası 8 bölü 17 ise arkadaşlar. Demek ki kosinüs ya. Şurası 8K. Hipotenüs 17K. Bura ne o zaman? 8, 15, 17 üçgeni mi? 15K değil mi burası da? Güzel. Ee, duvarla direk arası olan DE kaç santimetredir? Duvarla direk. Yani şurası mı soruluyor bize? Aynen orası soruluyor. Şimdi 3,5 metre uzunluğundaki bir AB direğiydi değil mi? Hocam o zaman şöyle derim bak. Bunun 100 santimetresi şurada değil mi zaten? Değil mi? 100 santimi burada. Şimdi o zaman 8K ile 17K'nın toplamı 2,5 metre olacak. Yani 25K eşittir 250 santim. O zaman K kaç gelir buradan? 10 santim mi? Bizden zaten şurası istenmemiş miydi? 15K nedir o zaman? 15 kere 10 da 150 santimetredir. Cevap da B'dir diyebiliriz. Devam. 22. Nabız denen şey diyor, nabız denen şey kanın sol karıncıktan büyük atar damarlara pompalanması esnasında uç noktalardaki atar damarlarda oluşturduğu dalgalanmadır. Barış Hoca gibi anlatayım. Nabız kanın sol karıncık o da terimsel şeyler kullanıyor tabii ki de. Kanın sol karıncıktan büyük atar damarlara pompalanması esnasında uç noktalardaki atar damarlarda oluşturduğu dalgalanmadır deniliyor. Pekala şimdi Sağlıklı bir kişinin nabzının zamana bağlı dalgalanma sayısı da saniye türünden ft eşittir 80 artı 20 çarpı sinüs 7 pi bölü 6 t fonksiyonuyla belirlenmiş. Buna göre sağlıklı bir kişinin nabzı hangi aralıkta olmalı diye soruluyor. Basit. Neden? İçerisiyle hiçbir ilgimiz yok. Burası eksi 1 ile 1 aralığında değerler alır. 20 ile çarparsam eksi 20 ile 20 aralığında değerler alır. 80 eklersem de 60 ile 100 aralığında değerler alır. O halde cevabımız da C şıkkı olur deriz. 22. sorunun cevabına C dedik ve devam ediyoruz yolumuza bir diğer sayfada 23 ile. Hadi bakalım aşağıda bir ABC üçgeni verilmiş bize. BD 5 demiş. Tanjant ADB yani şuranın tanjantı 1,6'ymış. Şimdi 16 bölü 10 eşittir x bölü 5. Şuraya x dedik ya. 2 katı 2 katı demek ki x 8'miş arkadaşlar. Burası 8. Tamam. 8 bölü 5'te 1.6 yapar. Kotanjant ACB. Şuranın kotanjantı da 2'ymiş. Şimdi burası 8 değil mi? Demek ki burası 16'ymiş. O zaman burası kaçtır? 11'dir. BC soruluyor. 11'in ta kendisidir. Cevap D eşitlik olacak. Aşağıda bir ABC dik üçgeni verilmiş. Burası dik dikten dikilmiş. Eyvallah. Burayı beta dedim. O zaman şurası beta olur. O zaman burası da alfa olur. Bunları bir yazalım. İhtiyacımız olacak gibi hissettim. BC 8 birimmiş. BC şuranın tamamı 8'miş. Ee, HC uzunluğu şurası yani. Şurası. E, ee, sin kare alfa değerine eşitmiş. Sin kare alfa. Şimdi o zaman, hocam o zaman ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Sin kare alfa ise burası. Tamam tamam tamam. Ee, şöyle diyelim. Neyi sormuştu? Tanjant alfayı sormuştu değil mi? Tamam. Hallederiz. Basit. Şöyle diyelim. Burası alfaydı. Hocam öncelikle burası alfaydı. Ee, şurası 90 olduğu için hipotenüs 8'dir. Demek ki burası 8 kos alfa olacak. Demek ki burası 8 çarpı sinüs alfa olacak. Dikten dikindiğini görüyoruz. Ee, buradan bir şeyler yapılabilir mi diye bir düşüneyim. Ee, yaparız. 8 kos alfa'nın karesi 64 çarpı kos kare alfa eşittir sin kare alfa ile 8'in çarpımı eşittir. Yani 8 çarpı sin kare alfa. Aa soru bitti. Hiç gerek yokmuş şuna falan. Ee, her iki tarafın kare kökünü alırsam 8 cos alfa. Ee, 8 cos alfa. Hatta ve hatta neyse alalım. 2 kök 2 ya da yok ya sadeleştirelim öyle alalım. Dur. 8 ile sadeleştirelim. Cort cort 8 kaldı. Böylelikle 8 eşittir sin kare alfa bölü cos kare alfa mı? Aynen her iki tarafın kare kökünü alırsan tan alfa eşittir. 2 kök 2 olur. Cevap da 2 kök 2'dir zaten. Doğru cevap D'ydi dedik. 24'ü çözdük D dedik. 25 için sağ üst taraftayız. Sekant neydi sekant? 1 bölü kosinüs mü? Sin x ile 1 bölü kosinüs x'in toplamı neymiş? 0. Tamam. Eyvallah. Kos x değil tabi. Kos y. Orada öyle söylemiş. Biz de öyle yazalım. Değil mi? Peki. Buna göre kotanjant x bölü 2 ile kosekant y bölü 6'nın toplamının işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi sin x dediğimiz şey nasıl 1 bölü cos y ile toplandığı zaman 0 yapar? Sin x çarpı cos y artı 1 bölü cos y 0 ise yapar. Değil mi? Bileşik kesir gibi yaptım. Demek ki şurası kaçmış? Eksi 1'miş. Şimdi sinüs x ile cos y'nin çarpımı eksi 1 olacak. Şimdi buradan bu ne anlam taşır? Ne anlam taşır? Söyleyelim. Demek ki bunlardan biri 1, bir, öteki eksi 1. Birisi 1, öteki eksi 1. X, Y'den daha küçükmüş. 270'e kadar da yolu varmış bunun. E şimdi hocam o zaman ben e, burada gider derim ki X'i pi bölü 2 seçeyim. Y'yi de pi seçeyim. Bak bu pi bölü 2 olursa sin pi bölü 2 1 olur. Y'de pi olursa cos y yani cos pi de eksi 1 olur. Çarpımlar ancak böyle eksi 1 gelir. Ama mükemmel. Şimdi o zaman x neydi? Pi bölü 2 idi. Yarısı pi bölü 4'tür. Kotanjant pi bölü 4 artı kosekant y bölü 6. Şimdi y bölü 6 da pi bölü 6'dır şurası. Pi bölü 6 30'dur. Şimdi kosekant dediğim şey de 1 bölü sinüstür. 1 bölü sinüs 30. Yani 1 bölü 1 bölü 2. Şimdi kotanjant pi bölü 4 kaç? 1. 1 bölü 1 bölü 2 de 2'dir. Toplamları cevabı verir. Doğru cevabımız 3'müş. 25. sorunun cevabına gönül rahatlığıyla e diyebiliriz. Geçtim 26'ya. Aşağıda ABC'deki üçgeni şeklinde ön tarafı sarı, arka tarafı mavi olan bir kağıt verilmiş. Burası 6'ymış. Burası katlanıyor bak şuraya. Burada 4 kök 2 olmuş. Şimdi ben bu şekilde sana şöyle yapayım önce. Şöyle uzattım, 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 uzattım. Buraya kadar yeter sanırım. Şöyle yaptım. Şimdi şu katlanan yer şurası 4 kök 2 bak. Katlanılıp buraya getirilmiş. Tamam mı? A, A üstüne gelmiş. Daha sonrasında e, bakalım bakalım AD'yi 6 birim vermişti. Şurası 6 birim. Burası 6 ise katlanıldığı için burası da 6'dır. 90'dan katladığı için de 45-45 böler burayı. Bak şurası 45 dereceymiş. Hiç düşünmem. Şunu şöyle çekerim. Tamam mı? Şunu şöyle yaparım. Burası 45'tir derim. 45-45 olduğu için burası 4'tür. Burası 4'tür. Burası da 4 kök 2 zaten. Buranın 4. Buranın 6 olduğunu bulduk. Bizden BDA üssü. BDA üssü. Yani şuradaki açının Kosekant'ı istenmiş. Kosekant dediğimiz şey 1 bölü sinüs olduğu için 1 bölü sin alfa isteniyor diye soruluyor. Sinüs alfayı bulalım. Karşı bölü hipotenüs 4 bölü 6. Ters çevirip çarparsam 6 bölü 4 yapar. Bu da 3 bölü 2'nin ta kendisidir. Doğru cevabımız 3 bölü 2 olacaktı arkadaşlar. O da C seçeneğinde bak mevcut verilmiş. Doğru cevap C dedik. Devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızda 27. sorumuzda. Evet diyor ki aşağıda bir ABCD karesi verilmiş diyor gençler eee dedik, E, EB e, de e, C'nin 3 katıymış. EB şurası, EC şurası 3 katıysa ben hiç sayıda verilmemiş. Buna 3 demek istiyorum. Buna da 1 demek istiyorum. Tamam? 3 1 o zaman karenin bir kenarı da kök 10 olur, değil mi? Şuraya da kök 10 diyelim. Peki, e, kotanjant alfa değeri istenmiş. Şimdi bu alfa'ya ait özellikle tanjant kotanjant sorulduğu zaman bir dik üçgen olması şart. Yani bunun trigonometrik oranı soruldu o zaman. Sinüs, kosinüs de gene bir şekilde kotarabiliriz de. Ama tanjant, kotanjant da bir dik üçgen olsa fena olmaz. Dolayısıyla şuradan beyaz rengi alalım ve ben şurayı boyamaya başlayayım. Burayı boyayınca senin aklına bir şey gelmesi lazım tabi. Ben burayı siliyorsam bir şey vardır. Şunu tuttum. Tamam mı? Şunu tuttum. Şöyle çektim. Böyle çektim. Daha sonrasında şunu da şöyle indirdim. Tamam. Şimdi gençler ben diyorum ki şurayı şöyle birleştirelim. Şurayı da şöyle birleştirelim. Tamam. Şimdi ben şuraya dik olsun desem. Aslına bakarsan bak iyi dinle. Şurası 90. Şuraya beta dersem alfa beta 90 yaptı. Tamam. Şimdi hocam burası alfa. O zaman şuranın kendisi de beta olacaktır. Bak buranın tamamı beta. Burası alfa beta. Alfa beta 90 yaptı. E şimdi o zaman ben şunu söyleyebilirim ki şurası kök 10 değil miydi? Evet. Bak 90'ın karşısı kök 10. E çok güzel. E burada da şimdi bizim alfa artı betalık bir üçgenimiz vardı. Bak 90'ın da kök olsa Demek ki aslına bakarsan şuradaki dik üçgen var ya aha şu dik üçgenin aynısıymış. He, tamam. İşler şimdi rayına oturdu. Şunu biraz yine inceltelim. Şununla devam edelim. Hocam şurası 1 değil miydi? 1. O zaman burası da 1. Hocam şurası 3 değil miydi? Evet. O zaman burası da 3'tü. Şimdi benim senden diyeceğim şunu görme. Şuradaki dik üçgen var ya bak. Şu dik üçgen. Şöyle çekelim. Tamam. Buradaki dik üçgende. Bana şuradaki alfanın kotanjantı sorulmamış mı? Evet sorulmuş. O zaman komşu bölü karşıdan 4 bölü 1'den doğru cevap 4 olur diyeceğiz. Cevabımız eşit olacak. Yani klas soruydu. Devam edelim 28'de. Şimdi Filiz Hanım var. Odasının perdesini asmak için 2 metrelik merdiveni aşağıdaki gibi duvara yaslamış. Bu merdivenin boyu 2 metreymiş. Pekala. merdivenle zemin arasındaki açının da 37 derece olduğu söyleniyor. Bu şekilde kornişe ulaşamayan Filiz Hanım merdiveni yerle 53 derecelik açı yapacak şekilde kaldırdığında merdiven üzerindeki A noktasının yeni yeri ilk yerinden kaç santimetre yukarıda olur diye sorulmuş bize. Şimdi sinüs 37'yi de 0.6 vermiş tamam mı? Şimdi hocam öncelikle şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Şurası 37 değil mi? Şöyle yaptık. Şurası dik olsun diyelim. Şimdi şurası da 37. Yerli arasındaki açı 37. Şimdi sinüs 37'yi 0.6 vermiş ya. E hocam şurası 200'dü. 0.6 dediğimiz şey 6 bölü 10'dur. O zaman bir şey bölü 200 olsun burası. Karşı bölü 200. 20 katı 20 katı 120. Bak aslında burası 120'ymiş. Tamam burası 120. Daha sonrasında diyor ki 53 derecelik açı yapacak şekilde kaldırdığında diyor. Şimdi hocam 53 derecelik açı yapacak şekilde kaldırdığımda bu sefer burası 53 şurası 37 olmaz mı? Çünkü 37 ile 53 birbirini 90'a tamamlıyor. Fizikten aşinasın sen biliyorsun. Eşit ağırlıksan belki bilmiyorsun ama 37 53 90 yapıyor. E şimdi o zaman ben şuraya 53 desem buradan hesaplasam. Mesela 53'ün karşısı ne olur? Ya hocam burada 6 8 10 üçgeni var. Yani 10'a 200 geliyorsa 8'e kaç gelir? Tabii ki 160 gelir. Bak burası aslında 160'mış. Yani merdivenin bu ayağını şuraya başlangıçta olan uzaklığı 160. E sen şimdi gidip bu merdiveni birazcık havaya kaldırırsan, şöyle bir görüntü oluşturursan, şurası 37 olmayacak mı bu sefer? E 37'nin karşısı bu sefer 120, 53'ün karşısı bu sefer 160 olacak. Yani Şuradan şurası 120 metre 120 santimetreyken şurası 160 olması için buraya 40 Gerekiyor. O halde doğru cevabımız C'dir deriz. Tamam. Evet 28. sorumuzu çözdük. C dedik. Sağ üst tarafa çıkıyoruz artık. Burada 29. sorumuz var. E neler demiş bize bakalım. X, Y, Z açıları farklı bölgelerde bir araç olmak üzere. E, buradaki eşitsizlikler verilmiş. X, Y, Z açılarının bölgeleri hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi bir kere kosinüsün karesini aldığına göre burası zaten pozitif. E şimdi sinüsün negatif olması gerekiyor ki çarpımları negatif olsun. Sinüs x negatifmiş. Sinüs x negatifse bu x dediğimiz açı nerelerde negatif oluyorsunuz? Üçüncü bölgede veyahut dördüncü bölgede. Üç veya dört olabilir. Devam. Sonrasında şurada cosekant x var bak. Bu bir bölü sinüstü. E Sinüs negatifti. O zaman tanjant z de negatifmiş. Tanjant z dedim. Bu da negatifmiş. Çarpımları pozitif olsun diye. Tanjant nerede negatifti? 2 ve 4'te. O zaman z açısı için konuşuyorum. X, Y, Z demiş ya. Biz şunu birazcık alt tarafa kaydıralım. Y'yi de araya koyarız. Şöyle yapalım. O zaman Z açısı için konuşuyoruz. 2 veya 4. bölgededir dedik. Sonra şurası her halükarda pozitif zaten. Sin kare olduğu için. Kotanjant Y de demek ki pozitifmiş. Kotanjant Y pozitifse Y nerededir arkadaşlar? Kotanjant nerede pozitif oluyor? Bir birde bir de üçte. Demek ki kotanjant y pozitif olacaksa y açısı da tabii ki neredeymiş? E, bir ve üçte. Bir ve üçte olacakmış. Daha sonrasında şuna da bir bakalım. Sekant dediğimiz şey bir bölü kosinüs x'ti. kosinüs e, x. Şimdi tanjant y'ye bakacağız bir de tabii. Kotanjant y ile aynı olur tanjant y. Bu pozitifmiş. Demek ki bu da pozitifmiş. Yani bir bölü kosinüs x sıfırdan büyükse kosinüs x de sıfırdan büyüktür. Kosinüsün sıfırdan büyük olduğu yerler kosinüs x sıfırdan büyükse kosinüsün sıfırdan büyük olduğu yerler nereler arkadaşlar? Bir birinci bölge bir de dördüncü bölge. Şimdi x diyor ya 1'de ya 4'te e, x diyor ya 3'te ya 4'te ikisinin kesişimi olması lazım. x kesinlikle ama kesinlikle 4'teymiş arkadaşlar. Şimdi x, y, z sırasıyla hangisi olabilir diyor ya. Bak x 4'te olacağı için ben burada kafadan a'yı B'yi ve E'yi eleyebiliyorum zaten. E güzel. Şimdi Y ve Z için aynı şeyleri yapabiliyoruz mu? Şu an yapamıyoruz. O zaman şöyle olur. 4, 1, 2 olabilir. 4, 1, 2 var mı? Var. Cevap D. Mesela 4, 3, 2 veya 4 olurdu. 4, 3, 2 veya 4 olması gerekiyordu. Dolayısıyla C de gidiyor. Doğru cevabımız D şıkkı olur dedik. Geçtim 30'a. Sin kare x'ten 4 sin x'i çıkarıp bir de eksi 3 çıkardığımızda sıfıra eşit dediğimiz denklem varmış önümüzde. Hmm. Şimdi ben şunu buradan şöyle alayım gençler. Şöyle alalım biz bunu. Şuraya postalayalım, yapıştıralım. Burada e, sin kare x dediğimiz kısmı ben sin x'e sin x diye ayırayım. Burayı ayırabiliyor muyum? Ayıramıyorum. Hmm. Peki. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Bu böyle kalsın elimizde. Şu ne anlama geliyormuş ona bakalım bir de. Hocam bir sin kare x var elimde. Bir de 9 kosekant demek 9 bölü sin kare x demek. Doğru mu? Şimdi bunun sonucu soruluyor. He, tamam. Tamam. Anlaşıldı. Bunun derdi anlaşıldı arkadaşlar. Anlaşıldı da hocam. Ne yapacağız? İyi dinle beni. Her iki tarafı sinüse böleceksin. Şimdi ben bu tarafı sinüse bölersem. Karşı tarafı da sinüse bölersem. Karşı taraf zaten yine sıfır olacak. Bu taraf ne olacak? Bak sin kare x bölü sin x'den sin x gelecek. Eksi 4 sin x bölü sin x'den eksi 4 gelecek. Eksi 3 bölü sin x gelecek. Eşittir sıfır mı? Eksi 4'ü salla karşıya. Sin x artı e eksi 3 bölü sin x eşittir 4 olur. Her iki tarafın al şimdi karesini. Sin kare x artı 9 bölü sin kare x. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6 yapar. Eşittir 16. At bunu da karşıya. Bu ifade ne olur? 22'nin ta kendisi olur arkadaşlar. Doğru cevabımız da C'dir diyebiliriz. 30. sorumuzu çözdük. Cevaba C dedik. Ve devam ediyoruz 31. örneğimizde. Tanjant 25'in x olduğu biliniyor. Şimdi kotanjant 115 demiş. Ben bu kotanjant 115'i kotanjant 90 artı 25 biçimde yazabilirim. İkinci bölgeye düşüyor. 90'a eklediğimiz için isim değiştirecek ve doğal olarak burası eksi tanjant 25 olacak artık. Eksi tanjant 25 çarpı. Şimdi tanjant 205'e bakalım. Bunu da tanjant 180 artı 25 biçimde yazarım. 180 e eklediğim için isim değiştirmeyecek. Üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğundan olduğu gibi bırakacağım. Tanjant 25 olacakmış burası da. Artı kotanjant eksi 25 demiş. Eksi kot 25 diyebiliriz biz buraya. Çünkü eksiyi dışarı kusuyordu kotanjant. Bölü. Alt kısımda yine eksiyi dışarı kusan bir tanjantımız var. Eksi tanjant 25 yapar. Artı tanjant 135 var. Tanjant 135'in de eksi 1 olduğunu zaten biliyoruz biz. Şimdi tan 25 x de hocam. O zaman şurası ne olur? Eksi x kare olur. Eksi x kare olur. Eksi kot 25 de tan 25 x ise kod 25 1 bölü x'tir. Dolayısıyla eksi 1 bölü x'imiz var. Alt kısımda da şurası x'ti ya. Eksi x eksi 1'imiz var. Şimdi hocam burada eksi parantezine alınırsa bir kere bütün eksileri artı yapabilirim. Böyle bir özelliğimiz var. Şimdi şunu şunu çarptım. x küp artı 1 bölü x bölü alt kısımda bir de x artı 1 var. Üst tarafta x küp artı 1'i ben x artı 1 parantezinde x kare eksi x artı 1 biçiminde açarım. Bölü alt kısımda da bak şunu bu tarafa getirirsek x çarpı x artı 1 oluşur. Şuradaki x artı 1 ile buradaki x artı 1 birbirini götürecek değil mi? Şimdi ne kaldı geriye? x kare bölü x'ten x eksi x bölü x'ten eksi 1 bir de artı 1 bölü x kaldı. Hocam şunu da unutma eksi kod 25 var yani eksi 1 bölü x var burada. Çat çat bunlarla gitti cevap karşımıza çıktı x eksi 1'miş doğru cevabımız. C şıkkıydı. 59'u da bitirdik mi? Bitirdik. Geçtik. 32. sorumuza. Aşağıda diyor O merkezli birim çember üzerinde alfa ve beta açıları verilmiş. Tamam. Burası alfa kol. komda da betaymış. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi alfa derecelik açı geniş açı. İkinci bölgede bir açı. İkinci bölgedeki bir açının sinüsü sıfırdan büyüktür. Şimdi beta dediğimiz açıda bu tarafa doğru hareket etmiş bak negatif yönlü bir açı yani negatif bir açı negatif dar açının negatifi o zaman tanjant burada negatifti bu da doğru kosinüs içerideki eksiği yutuyordu beta negatifti ya e, dolayısıyla pozitiftir bu yanlış kotanjant alfa e, daha da geniş açıydı ikinci bölgede kotanjant negatifti o zaman bu da yanlış hangileri doğrudur diye soruluyordu 1 ve 2 bize cevabı verir. Doğru cevap 32. sorumuzun cevabı A olacaktı dedik. 33'e geldim. Bu sayılar verilmiş, ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle 180'i 6'ya böldüm 30 geldi, 5 ile çarptım 150. Kosinüs 150'de eksi kosinüs 30'a eşittir ki kendileri eksi kök 3 bölü 2'dir. Şimdi bu cepte geldim buraya. Esas ölçüsü 200'dür. 360'a böldüğüm zaman kalan 200 olur. Tanjant 200'dür burası. Bu da 180 artı 20 olduğu için tanjant 20'nin ta kendisidir. Geldim buraya. 22 pi bölü 5 demiş. Bunun bir esas ölçüsünü eksisi olmadan esas ölçüsünü bir elde edelim arkadaşlar. Hatta direkt eksi 22'yi 10'a bölelim. Normalde 22'nin içerisinde 12 defa ama ben eksi 3 defa yazacağım. Eksi 30 dedim. Çıkardım 8. Demek ki 8 pi bölü 5'miş burası aslında. Kotanjant. 8 pi bölü 5. Şimdi bu da 180'i 5'e böldüm. 36. 8 kere 36'yı verir bana. 36 kere 8 dedik. Bu da sevgili arkadaşlarım 240 artı 48'den 268 verdi bana. Bu da kotanjant 268'miş. Ki bu bölgede sen biliyorsun 268 3. bölgede kotanjant pozitifti. Demek ki o zaman bu da tanjant 2'nin ta kendisidir diyebilirim. Geldim bir de buraya. Burada da arkadaşlar e, sinüs eksi 2130 var. Şimdi, eksi 2130. Ben eksi 2130'u 360'a böleceğim. 1080 1080 e, 2160 yaptığı için ben diyorum ki eksi 6 ile çarparsam eksi 2160 olur. Çıkardığım takdirde de 30 gelir. Demek ki burası aslında sinüs 30'muş. Sinüs 30 da 1 bölü 2 idi. Şimdi A'dan B'yi çıkarırsam negatif olur demiş. A negatifti zaten. A negatifti. B pozitifti. Negatiften pozitif çıkarsa negatif olur. Doğru. D'den C'yi çıkarırsam pozitif olur demiş. D pozitifti. C ne hocam? Tanjant 2. Şimdi tanjant 2 dediğimiz açı tanjant 2 dediğimiz açı aslına bakarsan şöyle bir açıdır. Ve şurada birim çemberse, şurada tanjant ekseni ise, bak şurada 2 derecelik açı ya, tanjant 2 burası. Tamam. 1 bölü 2 buradaki uzunluktan daha büyük olacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, D'den C'yi çıkarırsam eğer pozitif bir sayıyla karşılaşırım. Dolayısıyla bu da doğrudur. B artı D demiş ee, bölü a artı c şimdi. b artı d b ile d'nin toplamı şunla şunu toplamı ikisi de pozitif olduğu için pozitif bu negatifti bu negatif eksi kök 3 bölü 2 şimdi kök 3 bölü 2 sayısal olarak tanjant 2'den daha büyük ve doğal olarak da sevgili arkadaşlarım negatifle pozitifin toplamı artık bana negatifi verecektir eksi kök 3 bölü 2 sayısal olarak daha büyük yani mutlak değerce daha büyük olduğu için artının eksiye bölümünde negatiftir burada da negatif demiş bu da doğru olduğu için doğru cevap eşit olur. Evet altta soru yok. Devam ediyorum 34'te. Aşağıda bir kırtasiyenin rafının kare şeklindeki bir bölümünde bulunan birbirine eş 5 adet kitap bulunmaktadır denilmiş. Ve bu rafta 2 adet kitap alanında oluşan durum aşağıda verilmiştir. Şimdi 2 tane kitap alınınca bunlar böyle yana kaymış düşmüş. Şuradaki mesafe 13 olmuş. Şurası şurası da 34 derece olmuş. Buna göre kitaplardan birinin boyu nedir diye soruluyor. E hocam sinüs 34'ü vermiş bize. Yani Karşı bölü kitabın boyu. Yani 13 bölü kitap eşittir 0.56 yani 56 bölü 100'müş. Tamam şimdi i̇şte bunu e, sadeleştirebiliriz. Mesela bu 4'e bölünüyor. Değil mi? 14 oluyor. E, AB'yi 14 vermiş ya. Özür dilerim. Ben o 13'ü nereden salladım acaba? Çok merak ediyorum. 14 vermiş arkadaşlar burayı. Burası 14. Demek ki o zaman burası da 14. 4 ile sadeleştirme 14, 4 ile sadeleştirme 25 olduğuna göre kitap 25'miş. Bu kadar basit cevap D şıkkında verilmiş. Aşağıda O merkezli birim çember ve içerisinde ABC üçgeni verilmiş gençler. ABC üçgenin alanı sinelli eksi koselli çarpı sinelli olduğuna göre BCA kaç derecedir diye soruluyor. Ha. Şimdi düşünek bakalım neler yapabiliriz. AB ile KL tamam. Yani y eksenini paralelmiş oradaki AB başka düşünelim. Sinelli eksi koselli çarpı sinelli. Ben sinelli parantezine bir alsam. Sinüs 50 parantezinde 1 eksi kosinüs 50 mi yapar? Aynen öyle yapar. Şimdi o zaman şöyle düşünebilirim. Bak geldi. Ben de geldi sorunun cevabı. Şimdi şurası sinelliymiş demek ki. Burası da sinelliymiş. Şurası var ya. Burası da kosinüs 50'ymiş. Şurası ne kalır o zaman? 1 eksi kosinüs 50 olur bak. Şimdi sen buradaki üçgenin alanını hesaplarsan 2 çarpı sin 50 çarpı 1 eksi kosinüs 50 bölü 2 yapar. Çat çat gider bak burada verilen şey kalır. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz ki şunları sildim. Şuradaki açımız var ya şu açı. İşte şu açı 50 50'ymiş arkadaşlar. Şimdi burası 50 ya. O zaman ben şunu şöyle çekersem burası da 50 olur. Değil mi? Şurası toplanmıyor. O yüzden Yayı gören ee, buradaki açıda, bu yayın uzunluğu da 100 derecedir diyebiliriz. E şimdi o zaman şuraya ne kalır? 260 kalır değil mi? Burası 260 ise burası çevre açı olduğu için yarısı kadardır. 130 derecedir deriz. Bizden BCA istenmişti. Doğru cevap B şıkkı olur. 61. sayfamızdayız. Ne diyor bir bakalım. Aşağıda bir binanın girişi için birer kenarları ortak olan bir dik üçgen ve bir dik yamuk yardımıyla doğrusal olan bir engelli rampası gösterilmiş. Ortak alan kenar uzunluğunun, kenarın uzunluğu 80 cm. Ortak olan kenar uzunluğu. Şimdi ee, şöyle ki birer kenarları ortak olan bir dik üçgen. Burası yani birer kenarları ortak dediği şimdi şu dik üçgen ya. Şurası. Ve bir tane de dik yamuk var. O da şu. Yani ortak olan kenar neresi? Şurası. Tamam. İşte bunun uzunluğu neymiş? 80'miş. Dik yamuğun yüksekliği 40 cm'ymiş. Dik yamuğun yüksekliği şurasıdır ve burası da 40'mış şu kısım. Rampanın eğimli kısmının uzunluğunun alfa cinsinden eşiti. Rampanın eğimli kısmı dediği yer şurası sevgili arkadaşlar. Şöyle çizersek işte burası. Bizden bu isteniyor. Peki yapabilir miyiz? Tabii ki de yaparız. Şimdi ben rampanın şurasına A noktası desem, buraya B ve buraya C noktası desem, tamam mı? Şunu şöyle çektiğimiz zaman yine şurası da bir alfa olacaktır. Yine burası da 40'tır. Tamam mı? Şimdi hocam gel senle sinüs alfa'yı hesaplayalım. Sinüs alfa eşittir nerede? Kesin sinüs alfayı hesaplıyorum şu üçgendekini. Karşısı 80 hipotenüsü AB. O zaman AB dediğimiz uzunluk 80 bölü sinüs alfa olur ki bu da 80 çarpı kosekant alfadır derim. Şimdi şurası 80 çarpı kosekant alfa. Devam. Buradayım artık. Burası 40'tı. Şimdi buranın da kosinüsünü hesaplayalım senden. Kosinüs alfa şu üçgende hesaplıyorum. Eşittir 40 bölü BC. O zaman BC dediğimiz şey ise 40 bölü kosinüs alfadır. E 1 bölü kos alfa sekantı olduğu için de burası da 40 çarpı sekant alfadır diyeceğiz. Bak burası da 40 çarpı sekant alfa. O zaman ikisinin uzunluğu bana rampanın eğimli kısmının uzunluğunu verir. Yani cevap neymiş? 80 kosekant alfa artı 40 sekant alfa. Yani C seçeneği bana cevabı veriyormuş. 36. sorumuzun cevabına C dedik. Şimdi ise devam ediyorum 37. Sorumuzda iki dolap var. ALKD ve BCKL kareleriyle oluşturulmuş, ahşaptan yapılmış iki gözlü dolap görseli verilmiş. Ee, bunlar kare. Kare oldukları için de şu an özdeş kareler. Çünkü birer kenarları çakışık. AEC ile DEB noktaları doğrusal. AEK açısı alfaymış. AEK. Yani şurası sevgili arkadaşlarım. Burası alfaymış. Tanjant alfa soruluyor. Tamam. Yaparız. Emrin yaparım diye eskiden bir şey vardı. Oyun repliği. Age of Empires oynayanlar var mı bilmiyorum ama inşallah oynayanlarımız vardır. Şimdi şuraya alfa. Şuraya alfa demeyelim de. Şuraya x. Şuraya y diyelim. Tamam burası x burası y olsun. Ee, x artı y'nin de artık alfa olduğunu biliyoruz. Bizden tanjant alfa istenmişti. Yani tanjant x artı y istenmiştir diyebiliriz. Tan x artı y de biliyorsun tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y idi. Değil mi? Güzel. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Ben artık bunları e, şunları iyi biliyorum. Bunların ikisi de kareydi. Karenin bir kenarına 2, bir kenarına 2 dersem eğer şurası tam orta nokta olduğu için burası 1'dir ve burası 1'dir lafını kullanabilirim tamam bunlarda sıkıntı yok daha sonrasında şuradaki x var e bu x'in hocam ee, tanjantını nasıl hesaplayacağım ben çünkü bana x'in de tanjantı lazım yani sonuç olarak değil mi tan x'i orada yerine yazmam için bana x'in tanjantı lazım ben bu x'in tanjantını nasıl hesaplayacağım bak o da basit onu da şöyle yaparız şunu şöyle çekersek eğer tam şöyle karşıya tamam mı? E şimdi canım benim bak. Şurası da 1 olmaz mı? Burası da 1 olmaz mı? E burası da 2 değil miydi? Şimdi o zaman ben buraya x bölü 2 buraya x bölü 2 desem. Tamam mı? x bölü 2 x bölü 2 desem. Tanjant 2x dediğim şey aslında tanjant x artı x'tir değil mi? Bu da 2 çarpı tan x. 2 çarpı tan x bölü 2. E, tanjant 2x dediğim şey bu ama Bizi bunu tanjant x diye yazdık. Buraları x bölü 2 x bölü 2 diye yazdık değil mi? Heh. 2 çarpı tanjant x bölü 2 bölü 1 eksi tanjant x bölü 2'nin karesidir aslında. Şimdi tanjant x bölü 2'yi nasıl bulurum? Bak 1 bölü 2 karşı bölü komşu. E burası 1 bölü 2 ise 2 ile çarparsam 1 gelir. 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Birden 1 bölü 4'ü çıkarttım. 3 bölü 4 ters çevirip çarptım. 4 bölü 3 geldi. Yani tanjant x 4 bölü 3'müş. Şurası. E tanjant y'ye bakıyorsun. 2 bölü 1. E bu da 2'ymiş. 4 bölü 3'e 2 ekleyeceğim diyor. 1 eksi 4 bölü 3 ile 2'yi çarparsam 8 bölü 3 gelecek diyor. Şurası 4 bölü 3 ile 2'yi toplarsak eğer 6 10 bölü 3 gelir. Alt kısımda da 1'den 8 bölü 3'ü çıkarıyorum. Aslında eksi 5 bölü 3. 3'ler gider. Onu eksi 5'e böldüm. Ne geldi? Eksi 2 geldi. O halde cevabımız da aşık olur diyebiliriz. Güzel soruydu yazanların ellerine sağlık. 37. sorumuzun cevabına sevgili arkadaşlar A dedik. Ve devam ediyoruz 38'de. Aşağıda merkezi orijin olan birim çember ve çemberi A noktasında teğet olan bir D doğrusu verilmiş. Tamam. ABO açısı da alfaymış. D doğrusu saat yönünün tersinde ve orijinin etrafında 270 derece. saat yönünün tersine de şu taraf. Bu tarafa doğru 270 derece döndürmektense şu tarafa doğru 90 derece dö döndürsek aynı şey olur, değil mi? Olur. Peki A noktasının yeni yeri A üssü noktası olmaktadır. Buna göre A üssü noktasının abisinin ordinatına oranı hangisidir diye soruluyor bize. Şimdi 90 derece döndüreceğiz şu A noktasını. Tamam, A noktasını 90 derece döndüreceğiz. Ee, ne ne tarafa doğru? Saat yönüne doğru döndüreceğim. Bize saat yönünün tersinde 270 döndür demiş ama ben saat yönünü doğru 90 derece döndürmeyi tercih edeceğim. Ve böylelikle şöyle yaptım ya bak şurası eğer burası alfaydı unutma bunu. Burası beta ise tamam mı? Ben bunu 90 derece çevirecek olursam şöyle olur. Ve artık bak burası betaydı ya artık burası beta olur. Değil mi? Bir bakalım. Aynen burası beta olur. Ee, ve teğet olan yerde sevgili arkadaşlarım şöyle olduğu için bak 90 derece döndürdüm ben bunu teğet olan yerde burası olduğu için teğet beta karşısı. Teğet beta karşısı demek ki şurası da ne olacakmış? Alfa olacakmış. Alfa'nın yeni yeri de burası. Pekala. A üssü noktasının apsisinin ordinatına oranı sorulmuştu. Şimdi bunun e, sevgili arkadaşlarım Şurası 90 olduğu için burası alfa beta 90 yapar. Demek ki burası da alfaymış. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi bunun apsisi şöyle indirdim. Ne oldu bunun apsisi? Kosinüs alfa oldu. Ordinatı ne oldu? Sinüs alfa oldu. Bana apsisin ordinatının oranı sorulmuştu. Kos alfayı sin alfaya bölersen neyi bulursun? Kot alfayı bulursun. O halde cevabımız da ne olur? D eşit olur. Evet artık 38'i de çözmüş bulunuyoruz. Ve devam ediyoruz. 39'da burası biraz savaş çıkmış. Silelim bunları. Şöyle yapalım. A, B ve C birer bir üçgenin iç açıları. Tamam. Bu işlemin sonucu. Şimdi B artı C'yi 180'e tamamlayan şey A'dır. A açısıdır. Çünkü A artı B artı C 180'dir. O zaman burası eksi tan a'dır. Eksi tanjant A çarpı 90'dan A'yı çıkarmış. Değil mi? 90'dan A'yı çıkarmış. Orası da bana kotanjant A'yı verir bölü alt kısma geldim. A ile B açısının sin kare A artı B bölü 2 demiş. Buraya dikkat. Buraya dikkat. Şimdi şurası nedir? 2 pi 2'ye böldüm. Pi artı C bölü 2 mi yapar burası değil mi? Tamam. Şimdi hocam bak. A artı B bölü 2 ile C bölü 2'nin toplamı aslında bize 90'ı verir değil mi? Çünkü A artı B artı C 180'di. O halde a artı b artı c'yi 2'ye bölersem 90'ı verir. Ve a artı b bölü 2 ile c bölü 2 birbirini 90'a tamamlıyorsa bak burada pi artı c bölü 2 var. Buraya dikkat. Sinüs vardı. Sinüste pi'yi eklediysem isim değiştirmeyecek. Üçüncü bölgede negatifti. Eksi sin c bölü 2 olacak ama karesini aldığım için zaten bana neyi verir arkadaşlarım burası? Karesini aldığım için pozitif olacak. Yani sin kare a artı b bölü 2 ile sin kare c bölü 2 var artık burada. E hocam bunlar birbirini 90'a tamamlıyorlarsa bunlar birbirini 90'a tamamlıyorlarsa ben artık rahatlıkla şunu şuradan silip buraya c bölü 2 yazıp buraya da kosinüs yapabilirim. Kos kare c bölü 2 ile sin kare c bölü 2'nin toplamı nedir? 1'dir. E, Tan ile kotağının çarpımı neydi? 1'di. Üst taraf ama eksi 1. Eksi 1'i 1'e böl demiş. Eksi 1 bölü 1 bize eksi 1'i verir. O halde doğru cevabımız da B şıkkıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 39'da çözdük cevabımıza. B dedik. Devam ediyoruz yolumuza 40. örneğimizde. Şimdi ABC pi ile 3P bölü 2 aralığında olmak üzere. Yani 180 derece ile 270 derece arasındaymış. Nerede oluyor bu? Üçüncü bölge mi? Değil mi? Pi bura. 3 pi bölü 2 bura. Üçüncü bölgedeyiz arkadaşlar. Peki sin A, sin B, sin C'yi vermiş. Hangisi doğrudur diye. Yani A'yı, B'yi, C'yi sıralıyor. Açıları sıralayacağız. Hmm. Şimdi sinüs fonksiyonu için konuşalım gençler. Burada artandı. Burada da artandı. Burada azalan, burada da azalandı bu fonksiyon. Şimdi açı büyüdükçe kendisi küçülüyor. Açı küçüldükçe kendisi büyüyor demek ki. Şimdi burada ben 0.2, 0.25 ve 0.3 diye sıralayabilirim. Yani eksi 0.2 daha büyüktür. Eksi 0.25'ten bu da daha büyüktür. Eksi 0.3'ten değil mi? Şimdi o zaman sıralama tam tersi. Yani bu sinüs A'ya A açısı C'den daha küçük bu da B'den daha küçüktür diyeceğim. Küçükten büyüğe doğru A, C, B biçimde sıralayabileceğiz. O halde 40. sorumuzun cevabı da A şıkkı olacak diyebiliriz. Evet devam. 41. Şimdi aşağıda ön yüzlü... <laughs> Eş dikdörtgen bloklar ile oluşturmuş bir merdiven görseli verilmiş. Dikdörtgen blokların her birinin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarın uzunluğu 3 katı kadardır. Ben buraya 1 dersem buralara 3 diyebilirim artık değil mi? Şu şekilde hatta şuralara da şöyle 1 yazalım ki birazdan ihtiyacımız olacak. Pekala tanjant alfa eksi o tanjant beta sorulmuş. Burası alfa ya. Burası da alfa. Bak burası da alfa. Şöyle yapalım. O zaman şurası nedir? 180 eksi alfadır. Burası beta ise şurası 180 eksi betadır. Doğru mu? Şimdi tanjant alfa eksi kot beta lazımdı bize. Ben tanjant 180 eksi alfayı hesaplayabilirim. E, bu 3 bölü 12'den 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'tür. E, tanjant 180 eksi alfada eksi tanjant alfadır biliyorsun. E Bu 1 bölü 4 ise demek ki tanjant alfa neymiş? Eksi 1 bölü 4'müş bu cepte. Bir de kotanjant 180 eksi beta'yı hesaplayalım. O da 6 bölü 4'ten 3 bölü 2'dir. Ve doğal olarak eksi kot beta'yı verir bu da. Neymiş 3 bölü 2? O halde kotanjant beta da nedir? Eksi 3 bölü 2'dir. Şimdi tanjant alfa eksi 1 bölü 4'tü. Eksi kotanjant <laughs> beta da eksi 3 bölü 2'ydi. Eksi 6 bölü 4 yazalım. Şöyle şöyle artı olsun. 6 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarırsak 5 bölü 4 bize cevabı verir. Cevap E şıkkıdır. Deniz gençler. Evet 41'i de çözdük. Devam ediyoruz. 42 ile sağ üst tarafta. <laughs> Kusura bakmayın. Öksürük için. 15x pi'ymiş. 34 yede pi'ymiş. Şimdi, şimdi. Şuradaki ee, sin 8x yerine Kosünüs 7x yazılabilir mi? Yazılamaz. Çünkü pi idi. Pi bölü 2 değil. O zaman şöyle. 7x ile 8x birbirini piye tamamlıyor ya. Yani 15x'e tamamlıyor. O zaman bunlar birbirine eşittir Çünkü sinüste 180'e tamamlayanlar birbirine eşit oluyordu. Bunlar gitti. 14y ile 3y var. Şimdi e, tanjant 14y ve kotanjant 3y dediğimiz ifade de Aslına bakarsan 17y pi bölü 2'dir. Neden? Bunu 2'ye böldüm. 14 y ile 3 y birbirini 90'a tamamlıyorsa bunlar da birbirine eşittir. Hiçbir şey kalmadı geriye. O zaman cevap tabii ki de 1 olacaktır diyebiliriz gençler. 42. örneğimizde de çözdük. Cevabına D dedik ve devam ediyorum 43 ile. Şimdi diyor ki A ile B 3. bölgededir diyor. Ama kapalı aralık vermiş. Genelde böyle açık aralık falan kullanırdı ama kapalı vermiş. Niye? Niye, niyesi bak burada belli oluyor niyesi. Eksi 2 demiş. He, şimdi ne yapalım bak. kosinüsle ile sinüsün toplamı eksi 2 ise bir kere ikisinin de eksi 1 olması lazım. Tamam mı? Kosinüsü eksi 1 yapan açı pi'dir. Yani a burada neymiş? Pi'ymiş. Ee, sinüs eksi 1 yapan da 3 pi bölü 2'dir. Tamam güzel. Şimdi a neydi hocam? Pi'ydi. Yazdım. Kotanjant pi eksi 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsü nedir? Pi bölü 2'dir. Eksi 3 çarpı tanjant 7 pi bölü 3 7 pi 6'ya bölersem eğer kalan 1 olduğu için pi bölü 3'tür esas ölçüsü. Eksi b demiş b de 3 pi bölü 2 idi. Böyle yazdım tamam mı? Şimdi geldim buraya. Kotanjant pi eksi pi bölü 2 kotanjant pi bölü 2'dir. E, cos 90 bölü sin 90'dan burası zaten 0 gelir. Eksi 3 çarpı tanjant dedim açtım. Pi bölü 3'ten 3 pi bölü 2'yi çıkarım bakalım. Bura 2 burayı 3 ile genişletirsem 2 pi eksi 9 pi bölü 6 yapar. Burası da eksi 7 pi bölü 6'dır. Değil mi? Şimdi 180'i 6'ya böldüm 30 derece 30 kere 7de 210 yapar eksi- 210 oldu Burası Tamam e biliyorsun ki tanjant tek fonksiyondu bu eksi dışarı kusar abi. Kusunca da Burası artı olur artık cevap 3 çarpı tanjant 200 olmuş tanjant 210 da 180 artı 30 biçimde yazılır yani e 180 e ekledik isim değiştirmez 180 e ekledik isim değiştirmez üçüncü bölgede de pozitiftir. 3 tane tanjant 30 sorulmuş bize. Tan 30 neydi hocam? Kök 3 bölü 3 müydü? Aha bu üçler gider. Cevap neymiş? Kök 3 hemen dibimizdekiymiş. Bak doğru cevap uzaklarda arama diyor. Doğru cevap E şıkkı diyor. 43'ü de çözdük. E devam edeceğiz. 44'le. aşağıda bir ABC üçgeni verilmiş. Tamam. AD, DC'ye eşit. Çok güzel. E, 4 bölü 3'müş kotanjant BCA. BCA. Aha buranın Kotanjantı 4 bölü 3 ise hemen ben ne diyeceğim? Şuraya 4 diyeceğim. 4K diyelim sayı vermiş. Buraya 3K diyeceğim. Burası 5K olacak. Aha burası da 5K olacak. Güzel. Tamam. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ben. Herhangi bir base yok yani burada. Güzel. D, E, E, C'ye dik. Okey. A, B, 12 birim. B, C. B, C kaç birimdir diye soruyor. Aha şurası soruluyor. Bak, burası. <laughs> Tamam. Yaparız. Sıkıntı yok. Şimdi öncelikle aha ben şunu şöyle aşağı indirsem mesela. Tamam. Mı? Böyle yapalım. Şuradan tuttum. Ben bunu aşağı şöyle dik indirdim. İşime yarar diye düşünüyorum. Soruyu daha önce çözmedim. Vallahi çözmedim. Buradaki hiçbir soruyu daha öncesinde çözmedim. 90. Şimdi 5'e 10 ya. 4'e 8 olacak. Yani burası da neymiş? 4 kymış O zaman 3'e de 6 olur, değil mi? Şöyle 6k olur. Şimdi burası 45'ti. Şurayı 90 yaptığımıza göre artık burası da 45 ya gençler. 6K artık burası da 6K'dır. E ben bunu kök 2 ile çarparsam 6K'yı. 6 kök 2 çarpı K eşittir 12 olur. 6'ya böl. 6'ya böl. 2. Demek ki K neymiş? 2 bölü kök 2. Yani K kaçmış arkadaşlar? Kök 2'ymiş. Bizden istenen BC idi. Yani şurasıydı. Basitmiş lan. 14K istenmiş arkadaşlar bizden toplamda. 14K da tabii ki 14 kök 2'dir. Doğru cevap da C şıkkıdır. Evet. 44'ü de çözdük, sayfa bitti. Devam ediyoruz 45'te. Hadi bakalım. Evet, basit bir örneğe benziyor. İnşallah basittir. Aşağıdaki şekilde e, o kadar yoruldum geldi. 10'da oturdum videonun başına herhalde. Yok, o kadar olmamış. Ne ne zaman oturmuşuz? 10.30'da oturmuşuz. Aynen. Saat 12.30 olmuş. Aşağıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun 10.5 oluyor mu lan? hesaplayamadım da neyse o civarlarda oturmuşuz işte y eşittir fx fonksiyonunun 0p kapalı aralığındaki grafiği çizilmiş şurası buna göre f fonksiyonunun e, ifadesi hangisi olabilir diye soruluyor şimdi bak basit 0 yazınca 5'ten geçecek hocam 0 yazınca 5'ten geçecek çak 0'ı buraya 2 artı 3 5 bak bu olabilir bu da oluyor lan bu da oluyor bu olmuyor. Ha ha ha. Bu da olmuyor. Gitti. Tamam ben eyledim. Gördüm. İki şık gitti. Yani zararım var mı? Yok. Devam. Hocam. E, bunun. Bunun. Şuradaki aralığı 8 birim. Normalde sinüs veya kosinüsün oradaki aralığı kaç birimdir? 2 birimdir. Eksi birden bire. 8 olması için demek ki 4 ile çarpılmış. Hop. Bu da gitti. Bak 2 ile çarpılmış. Bak 4. Bak 4. Tamam. Buna da eyvallah. Periyoduna bakıyorsun 0 pi aralığı o zaman pi'dir bunun periyodu. Bunun periyodu pi ise demek ki demek ki hani sinüs veya kosinüs ax artı b yazınca bunun biz periyodunu 2 pi bölü mutlak a yapıyorduk ya hani hatırladın mı? Demek ki bu a 2'ymiş ki 2 ile 2 gitmiş. Bak 2 cevap c şıkkı. Devam 46. Aşağıda Lina'nın kırmızı ip ile yaptığı periyodik hareketi gösteren grafiğin koordinat sistemine aktarılmış hali verilmiş. Güzel. ABC üçgenin alanı soruluyor. Fonksiyon da bu. Hayırlısı. Bakalım neymiş şimdi ABC üçgenin alanı. Tamam, tamam, tamam. Şimdi 25'te çarpmış ya. Sinüsün zaten alabileceği maksimum değer neydi hocam? 1'di. Değil mi? 25 ile çarparsam maksimumlar 25 olur. 40 eklersem 65. Bak burası 65'miş. miş e şurası da minimum değeri olmaz mı bunun? Eksi 1 iken eksi 25 olur. 40 eksi 25 kaç olur? 15 olur. Değil mi? Bak burası da 15'miş. Güzel. Ne kadar bir sıkıntı yok. Şurayı buldum bak. Burası hocam bir kere 50'ymiş. Şöyle 50. 40'tan yani 25'i çıkardık falan. 50 burası. Şu uzunluğu nasıl bulacağım? Maksimum değerini nerede alır? Minimum değerini nerede alır? Bizim bunu halletmemiz lazım. Bunu bulursak olay tamam. Olayı çözeriz. Maksimum değerini alabilmesi için içerinin ne olması lazım? 2 pi bölü 3 eksi 2 pi bölü 3 eksi pi x bölü 6'nın hocam pi bölü 2 olması gerekiyor. Doğru mu? Pi bölü 2 olması gerekiyor. Bu da x'i bulacak. Pi x bölü 6 eşittir. Bunu bu tarafa attım. Bunu da bu tarafa atalım. 2 pi bölü 3 eksi pi bölü 2 dedim. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletelim. Pi çarpı x bölü 6 eşittir. 4 pi'den 3 pi çıktı. Pi bölü 6. Yani x burada kaçmış? 1'miş. Şimdi hocam şurası 1. Tamam mı? Burası 1. Ee, tabi metre cinsinden unutma burası santim cinsindendi bunu da unutma daha sonrasında en küçük değerini alması için e, bu da 3 pi bölü 2 olması lazım yani bu sefer şurayı 3 pi bölü 2 yapmam gerekiyor benim. Aynı denklemin 3 pi bölü 2 versiyonunun halini çözeceğim şimdi. Şurayı aldım. Şöyle yaptım. Şuraya getirdim yapıştırdım. Bu sefer şurası 3 pi bölü 2 olacak dedik. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa alırsam e, pi x bölü 6 eşittir 2 pi bölü 3 eksi 3 pi bölü 2 dedik bu sefer. Burayı 2 ile, burayı 3 ile genişlettim. Pi çarpı x bölü 6 Eşittir ne oldu? 4 pi'den 9 pi çıktı. Eksi 5 pi bölü 6 olmuş oldu. Eksi 5 pi bölü 6 dediğimiz şey de 2 pi'den 5 pi bölü 6'yı çıkararak bunun esas ölçüsünü bulabiliriz. 12 7 pi bölü 6 yapar. Şimdi burası da 7 pi bölü 6'ymış ya. Demek ki pi x bölü 6 7 pi bölü 6 ise x 7'dir. Burası da 7'ymiş. O zaman yani şurası 600 santim mi? Aynen. 6 metre çünkü. Ve burası da 50 santim. O zaman sen 50 ile 600'ü çarparsın. Bir güzel 2'ye bölersin. Çat çat 300 olur. 3 kere 5 15 olduğuna göre 3 tane de 0 eklersin. 15.000 santimetre kare bulursun cevabı. 46. sorumuzun cevabına da E şıkkı demiş oluruz. Böylelikle. 47. Hadi bakalım. Böyle bir sembol var ve bu sembol fx fonksiyonunun periyodu ile çokgenin kenar sayısının çarpımı olarak e, veriliyormuş. fx fonksiyonumuz da şuymuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunun periyodu ne? Bunun periyodu hocam 2 pi bölü 3. Bu eksi 1'in, 2'nin, 4'ün hiçbir hükmü yok. Bunun periyodu 2 pi bölü 3. Bununla diyor, burada kaçgen bu? Üçgen. 3'ü çarparsam diyor çat 2 pi'yi bulursun diyor. Doğru. Geldim buraya. Şimdi F2x artı 1 demiş. Ben x gördüğüm yere şurada 2x artı 1 yazarsam artık burası 6x olur ve periyodum 2 pi bölü 6'dan pi bölü 3 olur. Periyodumuz bu. E burası da dört geldi ben bunu 4 ile çarparsam eğer 4 pi bölü 3 gelmesi gerekiyordu. Bu gelmez. Tamam mı? Demek ki bu yanlış. Geldim buraya x bölü 3 bak 1 bölü 3 demiş. E burasına ben 1 bölü 3'lü bir ifade yazarsam artık 1 olur orası. 2 pi bölü 1'den 2 pi'dir bunun e, periyodu. Bunu da dörtgen olduğu için 4 ile çarparsak 8 pi gelir. Burada ne demiş? 8 pi. Bu da doğru. O zaman cevap neymiş? 1 ve 3 Hemen işaretleyelim ve diğer sorumuza geçelim. Valla ben böyle örneklerden korkarım gençler. <laughs> Çünkü çok geometri. <laughs> çok geometri. Yani ee, ağlamak istiyorum sayın seyirciler. İnanılmaz geometri. Ben bu kadar geometriye alışkın değilim gençler. Açık konuşayım. Ben hiç böyle bu kadar geometriye alışkın falan değilim. Çözeriz çözemeyiz orası ayrı mesele. Ee, bakacağız. Yani şu an gözümü bir korkuttu bu bir soru benim. İnşallah editlemek zorunda kalmayız. Bakalım. Şimdi ABC üçgen. AB 6 birim. 8 birim, 12 birim. Buraya şu ana kadar çok iyi. I demiş. I, iç teğet çemberin merkezi. Ha, iç o oh, bir de iç teğet çember. Güzel. I, B, K birim. Burası L birim. Kos alfa bölü kos beta soruluyor. Hadi al, Duyur bakalım. Hadi. İlk üçgen bile yok. Hiçbir şey yok. Ne yapacağız? İç teğet çember dediğine göre ee, çemberi çizelim. Yani bir çizeyim bakalım. Neler olacak? İnşallah çizebiliriz. Çizemedik. Bir, bir, deneme daha. Şu an sanki biraz o Bir deneme daha yapacağım. Yok olmadı. Bir deneme daha. Bir tane daha. Birazcık şöyle bombeli çizebilirsem. Ya çember olmuyor o zaman da. Ha şöyle iyi gibi oldu sanki ha. Ne dersin? Şöyle iyi gibi ya. Tamam böyle kalsın. Tamam. Bu çembere benzedi ben. Yani biraz yumurtaya benzedi ama olsun. Sıkıntı yok. Şimdi İç teğet çemberin merkezi olduğuna göre ben bu merkezden a şu teğetlere şöyle dikler indirebilirim bak. bak. Buraya bir dik indirdim. Şuna da dik indirdim. En son lisedeyken böyle yapılıyordu yani bunlar. Buna da dik indirdim. Tamam. Şimdi hocam bu açı mesela örnek veriyorum. Bu var ya az önce şunu öğrenmiştim. Şurası var ya bak şu. Şurası. Burası şurasıyla şurası eşit olacak. Niye? Dışarıdan teğet dışarıdan teğet şu açı e, oluşturan doğrular var ya bunlar eşittir. O zaman şunlar birbirine eşittir. O zaman bunlar birbirine eşittir. Tamam. Güzel. Ama tamamının altı olduğunu biliyoruz. Olsun. Sıkıntı yok. Ben buraya x dersem burası da x olur. Burası 6 diye bak. Burası 6 eksi x olur. O zaman burası da 6 eksi x olur. Burası x diye bak. Burası 12 eksi x olur. Şuradan bahsediyorum. Şurası. O zaman burası da 12 eksi x'tir. Onu da yazalım. 12 eksi x. Çok güzel bir şey keşfettim şu an. Amerika'yı yeniden keşfettim. 6 eksi x ile 12 eksi x'in toplamı 18 eksi 2 x yapar. Bu da 8'miş. O zaman şunun 10 olması lazım. x kaçmış? 5. Güzel. Şimdi şurası 5'miş bak. İnşallah işimize yarar bulduğumuz. Bir kontrol etmek için. Neyi soruyordu ki? Cos alfa bölü cos beta. Aa dik. Alfa beta çok güzel. Şurası 5'miş ya. O zaman şurası kaçtır? 7 değil midir? Şurası da 7'dir değil mi? Tamam. Şimdi kosinüs alfa demiş. Komşu bölü hipotenüs. 5 bölü k. 5 bölü k. Görünüyor mu sizde? Görün, görünmeyebilir. Şuraya yazalım. 5 bölü k. Bunu demiş. 7 bölü l'ye böl demiş. Tamam. Ters çevirip çarparsak ne gelir? 5 l bölü 7 k gelir. 5 l bölü 7 k'da. Zor değilmiş lan bu kadar. Cevap edirneymiş. Doğru mu? Doğru. Güzel. Çok da zor değilmiş açıkçası. Çemberi çizince her şey bitti. Çok şükür. Ve sanırım son sayfamız arkadaşlar. Aynen test 2'ye geçeceğiz daha sonrasında. Bir bu kadar da test 2'de bir bu kadar da test 3'te var. Bir bu kadar da öteki test 1'de ve bir bu kadar da öteki test 2'de olacak arkadaşlar. Allah'ın izniyle çözeceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi bakalım neler diyor aşağıda düzgün altıgen biçiminde bir ahşap dekoratif eşya içerisinde ABC eşkenar üçgeni biçiminde renkli cam görseli verilmiştir. Bu eşkenarmış arkadaşlar. AK 2'ymiş. AK dediği yer şurası. Ee, tamam. BL 2 EB eşit bir altıymış. O zaman bu 6'dır. Bu 3'tür değil mi? 2 kere 3 aldı. Tamam. O zaman şurası 3'müş. Şurası 6. O zaman ben ee, 6 y'nin bir kenarının 9 olduğunu biliyorum. Artık şurası 7'dir diyebilirim. Renkli camın alanı sorulmuş. Renkli cam, üç eşkenar üçgen <laughs> biçimindeki renkli camın alanı sorulmuş. Üç eşkenar üçgen alanı eğer bir kenarına ben bunun a dersem a kare kök 3 bölü 4 değil mi? A kare kök 3 bölü 4'tü, eşkenar üçgenin alanı. Peki Peki ne yapabiliriz? <laughs> ne yapalım ne yapalım? Hmm, düşünelim bakalım. Şimdi eşkenar üçgenle alakalı bir durumdu. Altıgeni boşa vermemiştir. Altıgenin bir iç açısının e, büyüklüğü 120 idi. 120 ise bir dış açısı 60 olur. 6 kere 60'tan 60 olur. 60 olur. Tamam. Hmm. Tamam. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım. İnşallah editlemek zorunda. Yine kalmayız. Şunu şöyle çekersem Eğer Biraz Düzgün şey yapalım. Şunu şuraya çekelim. Şöyle Bunu da şöyle çekelim. Tamam oldu gibi ya ee, Burada bir Üçgen Oluşturdum. Hangi üçgenden bahsediyorum? Şu üçgenden bahsediyorum Bu üçgeni oluşturdum. Niye? Burası 60 derece olur. Burası 60 derece olur. Değil mi? 60'a 60. Şimdi biz ama uzaklaştık. Şuradan uzaklaştık ya. Şurada yazı var. Oraya çizmeyim dedim. Ama şuradan uzaklaştık yani değil mi? 7'yi kullanamayacağım şimdi ben. Bu 7'yi de kullanmam lazım. O zaman vazgeçiyorum. Vazgeçtim. Şöyle yapacağım. Ben bu üçgeni şuradan oluşturayım. Şöyle uzatalım. Tamam mı? de şöyle uzatalım. Bu üçgeni buradan oluşturalım. Tamam. Olur. Tamam. Şimdi şurası eşkenar üçgen. Burası 60. Evet daha mantıklı oldu. Abi şey. Kosinüs teoremi. Tamam güzel. Şimdi şurası 9 değil miydi? Evet 9'du. Şurası da 9'du. Burası da 9'du. Şimdi şu üçgeni görmeni istiyorum senden. Şu üçgen var ya. işte bu üçgeni görürsen olayı tamamlarsın. Ben buna A dedim. Şurası 9 artı 7'den 16'dır. Şurası 9 artı 3'den 12'dir. Arası gidi 60. O zaman A'nın karesi eşittir 16'nın karesi. 256. Sayılar da iğrenç ama gelecek yani mecbur. Ne yapacağız? 12'nin karesi 144. Toplarsak A iğrenç değilmiş. 400 geliyormuş orası. 400 eksi 12 2 çarpı 12 çarpı 16 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 da 1 bölü 2'dir. Bu da A kareymiş. Şimdi şu 1 bölü 2 ile 2'yi sadeleştirelim. 12 kere 16 192 mi yapar? 192. 400 çıkarırsak ne gelir? 208 mi gelir? 208 a kareymiş. A kare 3 bölü 4 değil dememiş miydik biz buna? O zaman hiç a'yı bulmaya gayret göstermeyelim. A kare 208'miş zaten. 208 kök 3 bölü 4. Biz Ahmet 4'e bölelim yani. 4'e böldüm 4'e böldüm. 52 kök 3 gelir. Bizim alanımız doğru cevap C şıkkı olacaktı gençler. C şıkkı mıymış acaba? C şıkkı D şıkkı ya. O kadar bak o kadar yoruldum ki artık. D işaretli. C diyorum bakıyorum C'ymiş diye D'ymiş diye üzülüyorum bir de. Neyse sıkıntı yok. Olur böyle şeyler. Anlatırken anlıyorsunuzdur diye umuyorum. Yorgunluğuma aldırış etmeyin siz. Sıkıntı yok. Aşağıda bir küp verilmiş. Tamam. Tamam. Ee, a üssü e ile e d üssü birbirine eşitmiş. Yani şurası şöyle orta noktaymış gençler. Buna göre kosekant alfa soruluyor. Tamam. Kosekant dediğimiz şey ne? 1 bölü sinüs alfa. Bu soruluyor. O zaman sinüs alfa'yı bulacağız. Tamam. Ters çevireceğiz. Şimdi burada hiçbir şey vermediği için, e, kenar vermediği için ben bu küpün bir kenarına izninle 2 birim demek istiyorum. Burası bir olacaktır. Burası bir olacaktır. Daha sonrasında ise ee, daha sonrasında ise bu uzunlukların nasıl hesaplayabilirim en kısa yoldan diye düşünmek istiyorum ama kısa bir yolu tabi olmayacak yani. Şöyle buradan diki indirdim. Şunu da şöyle çektim. Bunu da böyle çektim. Tamam mı? Şu an şu ikisi de birbirine eşit oldu zaten. Şurası şuraya eşit oldu. Dolayısıyla Şurası 2 birimdi ya indirdiğim yükseklik. Bak şuradan bahsediyorum. Burası 2 idi. Şunu hesaplayabilirim. Onu nereden hesaplayacağım? Hocam şurası 1'di zaten. Burası da 2 idi. Demek ki burası kök 5 olacakmış. Şurası da kök 5. Burası da 2 idi. O zaman ben şu uzunluğu şimdi izninle hesaplayabilirim. Ee, kök 5'in karesi şurası diktir. Kök 5'in karesi 5. 2'nin karesi 4. Topladım 9. O zaman burası 3'tür. Burası da 3'tür. Karşısı da 2'ymiş. Şimdi hocam o zaman şöyle diyelim biz. Benim elimde şöyle bir üçgen var şu an. Aslına bakarsan. 3 boyutlu. Buraya böyle tek üçgen çizince 3 üç boyutlu durmuyor tabi. Burası 2, burası 3, burası 3 ve ben buradaki açının alfa olduğunu biliyorum. Kosinüsünü hesapladım oradan sinüse yardırırım. 2'nin karesi 4 eşittir. Kosinüs teoremi uyguluyorum. 3'ün karesi 9, 3'ün karesi 9, eksi 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı, çarpı kosinüs alfa dedim. Şu 9, 9, 18 yaptı. Bu tarafa attım. Eksi 14 geldi. Eşittir. eksi 2 çarpı. Hatta direkt eksi 18 diyelim. Çarpı kosinüs alfa. Eksi 18'i bu tarafa davet edersem. 7 bölü 9 eşittir. Kosinüs alfa gelir. Üçgeni çiziyorum hemen. Üçgeni çiziyorum. Bana sinüs alfa lazımdı. Unutmayalım. Şuraya dik dedim. Buraya alfa dedim. Kosinüsü bunun 7'ye 9'muş. 81'den 49'u çıkaracağız. 81'den 49'u çıkarsa 32 kalır. Kök 32'de 4 kök 2'dir. Bana sinüs lazım demiştim. Hatta 1 bölü sinüs lazım demiştim. O zaman hipotenüs bölü karşı diyeceğim. Yani 9 bölü 4 kök 2 cevabı verecek. Bize bunu da kök 2 ile genişletelim. Üst taraf 9 kök 2, alt taraf 8 yapar. 9 kök 2 bölü 8. D seçeneğinde verilmiş gençler. Evet, güzel. 51. örneğimizdeyiz. Artık sonlar ikinci örnek bu. 4 adet renkli üçgen plakanın birleştirilmesiyle oluşan ABC eşkenar üçgen biçimindeki görsel aşağıda verilmiş ve 3 DC'nin bir BD'ye eşit olduğu bilgisi de verilmiş. 3 tane DC, bir tane BD ise ben buraya 3 derim hocam, buraya 1 derim. Tamam. ABC eşkenar üçgeninin çevresi 48'miş. Ha 3K'ya K de diyor, sen diyor. Burası 4K ise çevresi 12K'dır. 12K 48 ise K'nın burada 4 olması gerektiğinde de ben de bahsedebiliriz tabii ki. K4 ise o zaman şurası 12 midir hocam? Burası da 4 müdür? Tamam güzel. 12'ye 4'ü de elde ettik. Şimdi devam edelim. EF kaçtır diye soruyor. EF dediği yer işte şurası. Tamam. Burası soruluyor bize. Düşünelim bakalım. Şimdi ee, ABC eşkenardı. Eşkenar olduğuna göre bura 60'dır hocam. Bura 30'dur hocam. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı e, 6'dır hocam. Eşkenar üçgende burası 16 ise hocam burası 10'dur. Değil mi? Burası 60 ise şurası 30'dur. 30'un karşısı 4 ise 90'un karşısı 8'dir. Tamam 16 ise hocam burası da tabii ki 8'dir. Evet. Burası da 60 mıydı? Tamam orada kalsın. Bizden de şurası isteniyordu. O zaman ne diyeceğiz? Buraya x diyeceğiz. x'in karesi eşittir. 8'in karesi 64. 100'ün karesi 100. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı kosinüs 61 bölü 2 de unutma. Ee, şurası 10'da unutma. 1 bölü 2 ile 2 gitti. Burası 80. Şurası 164. 164'ten 80'i çıkarsam 84 kalır. Ve x kare 84 ise tabii ki x 2 kök 21'in ta kendisidir. Yani cevabımız d şıkkında verilmiş sevgili gençler. Ve artık son sorumuzdayız. Hadi bakalım. Yukarı doğru üçgenin içindeyse x. Sivri ucu yukarı doğru bakan üçgen diyelim artık. Ne diyelim buna? Şöyleyse arc Aşağı bakıyorsa arcs. Buna göre. Şu 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 işlemin sonucu nedir? Şimdi şu nedir hocam? Arc sinüs 1'dir. Altındaki arc kosinüs eksi 1'dir. Şurası arc kosinüs 0'dır. Altındaki ark sinüs eksi 1'dir. Güzel. Şimdi sinüsü 1 yapan açı pi bölü 2. kosinüsü eksi 1 yapan açı. Nerede bakacağız biz buna? Sıfırla pi aralığında. O zaman pi'dir. kosinüsü 0 yapan açı pi bölü 2'dir. Sinüsü eksi 1 yapan açı da eksi pi bölü 2'dir. Güzel. Pi bölü 2'yi pi'ye bölersem 1 bölü 2 gelir. Artı pi bölü 2'yi eksi pi bölü 2'ye bölersem eksi 1 gelir. Bunların toplamı da bana eksi 1 bölü 2'yi vereceğinden doğru cevabımız bizim B şık olur sevgili arkadaşlar. Evet artık gençler videomuzun sonuna testimizin sonuna geldik. Hayırlı olsun uzun soluklu testi. Bak böyle 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 çöze çöze bitiremedik arkadaşlar. Bitirdik de yani o da beni bitirdi. Ya bu testten sonra artık bugün başka video video çekmem. Yatar kafayı vurur uyurum. Tamam. <laughs> evet arkadaşlarım artık videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki teste yani ikinci teste görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.